Şimdi yanımızda kim var? Yozgat'ta kültür varlıkları desem. Yozgat Şair Yazarlar Derneği Başkanımız. Kelami Akdemir Başkanım yayınımızda. Kelami Akdemir Başkanım, hoş geldin, sefalar geldin efendim. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Öncelikle yayınınızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sarıkaya gündemi olarak Sarıkaya, evet. Programınızı başlattınız. Sanıyorum bu ikinci programımız. İkinci programımız, evet. Biz de bir Sarıkayalı olarak sizi hem şehrimiz olarak yalnız bırakmadık. Allah razı olsun. Programa katıldık. Yozgat TV yöneticilerine böyle güzel bir programı hazırladıkları için ben teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için davet ettik. Dedik ki kültür diyeceğiz, turizm diyeceğiz, kalkınma diyeceğiz. Yozgat'ta temsil eden kim var deyince en iyi temsil eden noktada Kelami Akdemir Başkanım var dedik. Bunu davet edelim. Siz de bizi kırmadınız, geldiniz. Evet. Yozgat desek, kültür varlıkları desek neler dersiniz Kelami Başkanım? Onlardan başlayalım inşallah. Güzel bir sohbet olması dileğiyle. Evet inşallah. Tabii Yozgat'la ilgili konuşacak çok şey var. Biz burada bugün Yozgat'ın tarihini, kültürünü daha çok konuşacağız. Tabii ben bir ön hazırlık yaptım gelmeden önce. Hemşehrilerimiz, bizlere ekranları başında izleyen, şu anda dünyanın birçok yerinde de birçok gruplarda paylaştık programı. Evet. Bizleri izlemekte olan öncelikle TürkSem yapılanması içerisinde yer alan değerli üyelerimize, değerli il başkanlarımıza, şu an bizleri izliyorlar ekranları başında. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bugün Yozgat'ı dinleyecekler ama cumartesi günü de ben kendi sayfamdan canlı yayınımdan TürkSem'le ilgili, meslek birliği ile ilgili önemli noktaları anlatmış olacağım. Cumartesi günü de değerli üyelerimizi bekliyorum. Buradan onu da duyurmuş olalım. Evet. Evet, konuyu Yozgat'a getirelim. Evet. Yozgat'a gelirsek. Ben ilçelerimizi biliyorsunuz Yozgat Kültür Turizm Derneği'nin başkanıyım. Şu anda 3 boyutlu bir STK anlamında görev ifade ediyoruz. Sarıkaya'da Sarıkaya Şairler Yazarlar Derneği Başkanlığı. Konu Yozgat... biraz sonra bahsedelim diye, evet, şey yapmadım ben. Anladım. Evet, ben şöyle başlıyorum. İlçeler alfabetik sıraya göre gidelim. Tamam. Akdağ Madeni'nden başlayalım. Tabii. Evet. Akdağ Madeni ilçemizin yüz ölçümü 1796 kilometre kare. Evet. Ben o bilgileri de çıkardım bu arada. Rakımı 1352. Nüfusu da 42.819. Akdağ Madeni ilçesi deyince ne anlıyoruz? Ben onu anlatacağım hemen. Biliyorsunuz Türkiye belediye sistemine geçince, evet, Türkiye'de ilk belediye 1858 yılında Beyoğlu'nda kurulmuş. İstanbul Beyoğlu. İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1858 yılında kurulmuş. İkinci belediye neresi biliyor musunuz Türkiye'de? Akdağ Madeni. Evet. Allah Allah. İkinci belediye de 1862 yılında Akdağ Madeni Belediyesi. Oo, çok ilginç. Yani Türkiye'nin ikinci belediyesi Akdağ Madeni. İlçesi mi, belediyesi mi? Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesi. İlçesi, belediye olarak. Evet, belediye olarak. Çok güzel. Dolayısıyla peki Akdağ Madeni ilçe hüviyetine ne zaman kavuşmuş? 1871 yılında. Evet. İlçe hüviyetine kavuşmuş. Akdağ Madeni denilince akla ilk gelen çinko, demir, kurşun ve diğer madenler adı üzerinde Akdağ Madeni bol miktarda bulunuyor. Sarı çamları bölgede daha yaygın. Meşe, ardıç da aynı zamanda bölgede bulunuyor. Yalnız oradaki sarı çamların bir özelliği var. Biliyorsunuz madencilikte yeraltı çalışmaları olduğu için, yerin altında çalışıldığı için yer altında tüneller açılıyor ve o tüneller ağaçlarla desteklenerek tüneller, evet, ilerliyor. Evet. İşte o oradaki kullanılan ağaçlar, sarı çam, bir özelliği var. Eğer tünelde herhangi bir göçük meydana geldiği zaman o çamlar sizi önceden uyarıyor, çatırtı veriyor, bir ses çıkartıyor.
Yani birden küt diye kırılmıyor. O çamın özelliği o. Evet. O çam da bölge olarak Akdağ Madeni'nde bulunuyor. Doğrudur. Tabii neyi var başka Akdağ Madeni'nin? Bunun dışında göbelek mantarı Akdağ Madeni'nin çok meşhur. Göbelek İlaç sanayinde kullanılıyor tabii. Göbelek tabii. Sarıkaya'da da oluyor, köylerinde var. Evet. Ama Akdağ Madeni'nde daha yoğunlukta. Evet. Türkiye genelinde kalite anlamında baktığınızda Akdağ Madeni'nin son zamanlarda salebiyle ünlü bir ilçemiz aynen oldu. Bu anlamda Akdağ Madeni'ni bu şekilde anlatmış olabiliriz. Evet. Aydıncı'ya gelelim. İlçeleri böyle bir tarayalım isterseniz. Tabii, tabii. Aydıncık yüz ölçümü 410 kilometre kare. Rakımı 700 metre. Yani rakım düşük orada. Nüfusu... Aydıncık'la ilgili başkanım... hazırlık yaparken bende dendi ki Karacaoğlan'ın mezarı Aydıncık'ta dendi. Evet, oraya geleceğim şimdi. Allah, ben ona çok evet, merak yani evet, Yozgat'ta olduğunu ben bilmiyordum. Yeni öğrendim. Ben. Evet. Şimdi o çeşitli evet, rivayetleri ondan bahsedeceğim. Evet. Nüfusu 11.088. Aydıncık ilçesinin kuruluş hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte çevrede bulunan tarihi kanıtlar antik çağlardan beri tarihin önemli bir yerleşim merkezi olduğunu gösteriyor. Aydıncık'la ilgili yazılı kaynaklar Zile Kütüphanesi'nde çıkan bir yangında yok olduğu söyleniyor. Yörenin ne zaman yerleşime açıldığı, şu an yaşayan halkın nereden geldiği hakkında kesin bilgiler mevcut değil. Ancak Aydıncık'ta yaşayanların 15. ve 16. yüzyıllarda Amasya, Sivas ve Kahramanmaraş civarından gelerek oraya yerleşen Türkmenlerden oluştuğu söyleniyor. Evet. Aydıncık, evet, şimdi siz Karacaoğlan'dan bahsettiniz. Karacaoğlan'dan bir... Evet, ona değinelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aydıncık'ta, Aydıncık hakikaten zengin bir tarihi özelliği olan bir ilçemiz. İkinci Abdülhamit döneminden kalma Mamure Mektebi denilen, şu anda Aydıncık Kültür Evi olarak kullanılan tarihi bir yapı var orada. Aydıncık'a gittiğinizde görmüşsünüz. Evet, evet. Kültür Evi'ni. Dolayısıyla evet, Karacaoğlan'a gelelim. Şimdi Karacaoğlan'la ilgili birçok şeyler var. Söylentiler var. Ancak ben burada şöyle bir konu geçiyor Karacaoğlan'la ilgili. Yapılan araştırmalarda şiirlerde göz önüne alınarak Cumhuriyet döneminde Karacaoğlan hakkında yapılan araştırmaların çoğu 17. yüzyılda Çukurova'da yaşayan Karacaoğlan'dan başka Karacaoğlanların da var olduğu dile getirilmiş. Evet. Bu çerçevede Nizipli Karacaoğlan, Rumelili Karacaoğlan evet, ve Yozgatlı Karacaoğlan diye bilinen şairliği üzerinde fikirler ortaya konmuş ve bir takım belgeler sunulmuş. Evet, evet. Yozgatlı Karacaoğlan, her ne kadar bazı kaynaklarda 16. ve 17. yüzyıl gibi bahsedilse de Profesör Doktor İlhan Başgöz'ün araştırmalarıyla buna bağlantı olarak Yılmaz Göksoy bu konuda şöyle bahsediyor. 19. yüzyılda yaşadığı savunulan Karacaoğlan M. Şakir Ülkütaşır'ın yazıları üzerine Yozgat civarında dolaşan rivayetleri de değerlendirerek Yozgatlı Karacaoğlan'ın olduğu kabul edilen şiirler inceleme sonucunda o şiirlere ulaşılıyor ve buralardan yola çıkarak Yılmaz Göksoy, Agani Telli Hoca adlı kaynak kişinin Karacaoğlan mezarının Gevrek ve Doğanlı köyleri arasında yığılı taşların ortasında olduğunu söylediği bilinmektedir. Bu Aydıncık'ta yüksek bir rakımlı bir tepede bu derinen yer. Dolayısıyla Yılmaz Göksoy'un tespit edilen bir başka rivayeti de şu. Yozgatlı Karacaoğlan'ın Gevrek köyüne uğradığı, bir kıza aşık olduğu, evet, kızı alamayınca da üzüntüsünden öldüğü şeklindedir. Tabi bunlar rivayetler. Evet, evet, evet. Ondan sonra Yozgatlı Karacaoğlan
19. yüzyılda yaşadığını dile getiren ilk yazılar M. Şakir Ülkütaşır tarafından kaleme alınmış. Ahali Gazetesi Yeni Türk Mecbuası da yayınlanan yazılar da Ülkütaşır Yozgatlı Karaca olan Yozgat'ın Zeyneddin yani Doğanlı köyünde doğmuş, o havalide tanınmış bir halk şairidir diyor. Yani bu da gösteriyor ki Yozgat civarında bir Karacaoğlan varlığı var. Var. Ve şu anda o da dediğimiz gibi Doğanlı köyünde Aydıncık'ta mezarının taşlarla çevrildi. Hatta oranın da koruma alındığı biliniyor. Evet. Ve şöyle bir şiiri var Karacaoğlan'ın. Karacaoğlan'a mal edilen şiirler çerçevesinde Yozgatlı Karacaoğlan'a mal edilen bu şiir şöyle diyor. Her sabah, her sabah çıkar bakarsın, bilemiyorum derdin, ne derdin var yar senin. Evet. Dertli sinem aşk oduna yakarsın, bilemiyorum ne derdin var yar senin. Bahar gelmeyince güller açılmaz, yarsız yaylalara konup göçülmez. Uykudan mı kalktın gözün açılmaz, bilemiyorum ne derdin var yar senin gibi böyle evet, uzun bir şiirde dörtlükleri var. Devam ediyor. Evet. Başka devam ediyoruz. Aydıncık bitmedi. Evet. Aydıncık'ta hemen, ne var başka? Hemen şöylece başkanım şöyle bir araya gireyim. Şimdi yayınımızı izleyenler var, paylaşanlar var. Tabii siz onları anons edene şimdi, kadar. Evet. Sen oradan konuyla ilgili bulana kadar Yozgat'ın gönül elçisi, Yozgat sevdalısı, Türkiye'nin her yerine Yozgat'ımızı tanıtan ve Türkçeyi mükemmel konuşan değerli Kelami Akdemir abime Çayırılan Kaletepe Kesiriş Köyü ailesi adına başarılar dilerim demiş Hünkar Orhan Özay. Teşekkür ediyorum. Roma hamamını turizme açık hale gelmesini istiyoruz. İlçemizin tanınması için çok kıymetli bir tarihi eserimiz var. Değerlendirmesini bekliyoruz demiş Emin Emre Canlarım. Mustafa Erdoğan izliyoruz efendim. Hayırlı olsun. Ömer Osman Dilmen kutluyorum Yozgat TV demiş. Yozgat TV bize böyle fırsat verdiği için teşekkür ediyorum Yozgat TV'ye de. Gazi Osman Özeloğlu İstanbul'dan bizleri izliyor. İyi yayınlar kardeşim. Başarılarının devamını dilerim. Teşekkür ediyorum Gazim. Kurban oldum. İşin gücün rast kesin. Allah'a emanet ol. Evet Osman Şahbaz iyi yayınlar başkanım. İyi akşamlar, selamlar demiş. Osman Şahbaz, Akdamadeni'nden olsa gerek. Evet, Akdamadeni TürkSef'in başkanımız. TürkSef, evet. Teşekkür ediyorum kendisine. Saliha Mumun alkış göndermiş. Evet, Saliha'nın Bulgaristan'da. Evet, evet, evet. Şimdi sayın kıymetli başkanlarım, üstü örtülü kültürel tarihimizi aydınlattığınız için teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi yayınlar dilerim, başarılar dilerim demiş. Evet. Ahmet Arslan, şehidimiz Mehmet, şehidimiz Metin Arslan'ın kıymetli kardeşi. Teşekkür ediyorum. Mehmet Ergen, iyi yayınlar Yakup amca. Teşekkür ediyorum yeğenim, Bursa'dan selamlar, saygılar. Evet, Kerem Başkanım. Evet, Aydıncık'la devam edelim. Aydıncık'la devam edelim. Aydıncık'ta başka nelerimiz var? Karaca olanı söyledik. Aydıncık'ın Ametist taşı dediğimiz bir taşı var. Yani evet, takılarda kullanılan. Tesbihlerini falan aldık biz onun. Kolyesini aldık. Evet, kolyesi, tesbihi. Bütün şehit ailelerimizi de dağıttık onları. Evet. Evet, öyle bir şeyimiz var. Ama çok kıymetli evet, bir taş oldu. Çok kıymetli bir taş. Ve şu anda dünyanın birçok yerine de ihracat noktasına gelindi. Şimdi çok Yozgat'tan, Aydıncık'tan bir evet. Ametist taşı diye taş çıkıyor. Tesbih yapılıyor, kolye yapılıyor, değerli evet. taşlar gibi evet. yapılıyor. Ve Yozgat'ımız için çok güzel bir gelişme kesinlikle. Bu. Kesinlikle. Yani Yozgat'ın turizm potansiyeline hitap edecek bir oradaki değerimiz Ametist aynen, taşı. Aynen. Evet. Değerli bir taş. Evet. Başka neyimiz var? Aydıncık'ta Kazankaya Kanyonu dediğimiz. Muhteşem Kazankaya Kanyonu var. Daha önce Kazankaya biliyorsunuz beldeydi ve belediyelikti. Daha sonradan belediyeliği düştü. Şu an Aydıncık ilçesine bağlı bir belde oldu. Evet. Kazankaya festivalleri şu an halen devam ediyor. Aydıncık Festivali olarak Kazankaya evet. Festival diye devam ediyor. Soğan festivalleri vardı. Yani Aydıncık'ın aynı zamanda bir de soğanı da çok meşhurdur. Evet, evet, evet. Başka neyi vardır? Önemli olan Bağrı Bütün dediğimiz
yöre tabirle yer muzu denilen kavunu. Öyle mi? Tabii. O sadece Temmuz ve Ağustos ayları 2 aylık bir sürede olur. Ondan sonra bulamazsın. O sürede Aydınca'ya gidip buradan biz tüm izleyicilerimize duyuruyoruz. Şeker gibi de olur. Çok tatlı, kesinlikle, lezzetli olur. Kesinlikle. Bu yıl sanıyorum Aydıncık Belediye Başkanı Sayın Ahmet Koç, Koçak, buradan kendisine de selamlar gönderiyorum. Yaklaşık 3000'e yakın bağrı bütün kavununu duyduğum kadarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne tanıtım amaçlı gönderdiler. Çok ikram iyi. Ettiler. Allah razı olsun. Tanıtım amaçlı. Çok güzel bir kavun. Belli bir süre dışında bulamazsınız onu. Evet, Karacaoğlan'dan bahsettik. Başka neyi var? Haceş Müze Evi dediğimiz bir orada yerimiz var. Evet. Orası da nasıl bir mekan? Böyle ağaçların, çiçeklerin içerisinde, kuş seslerinin olduğu, rakımı yüksek bir tepede, orası emekli bir polis Erdal Bey'e ait bir yer kendisinin. Özel bir yer. Özel bir yer. Ancak orayı doğal müzeye çevirmiş. Çok İçerisinde yani geçmişte atalarımızın kullanmış olduğu eski radyolar, işte tırpanlar, oraklar, bilmem, yani aklınıza ne gelir? Kaan, at arabası, hepsi var yani. Hepsi var orada. Evet. Bahçesini de güzel dizayn etmiş. Çok güzel. Yani o bahçeye oturduğunuz zaman o kuş sesleri içerisinde, bir de doğal şelaleler falan yapmış orada. Oo, çok güzel. Onun içerisinde inşallah bir gittiğimizde oraya çıkmamıştık sizinle. Gidelim, oraya gidelim efendim. Biz inşallah gidelim oraya. Erdal Bey'i de ziyaret edelim. Erdal Bey'e de selamlar gönderiyoruz. Aydınca'ya ben gittiğim zaman ayrı bir huzur duyuyorum. Neden bilmiyorum ama saat 3'te yatıyorsunuz Yakup Bey. Evet. Saat 6'da ayaktasınız. Oksijen mi çok fazla? Yani oksijeni yüksek, bir inanılmaz bir şey var Aydıncık'ta. Bir yani huzur veriyor, bilmiyorum. Ben çok, çok rahat ediyorum gittiğimde. Tabii Kazankaya 10 kilometre uzunluğunda bir kanyon. Evet. Buradan yani Kazankaya tarafından giriş yaptığınız zaman 7. kilometreden sonra Çorum tarafına çıkıyorsunuz. Çorum tarafından gelişte 3 kilometresi biraz daha düzenli yapılmış oralar. Evet. Köprüler, yürüyüş yolları yapılmış ama Kazankaya tarafından o kadar çok yollar falan yapılmamış. Biraz daha yürüyerek, tabiri caizse keçi yolu şeklinde gidiyorsunuz. Biraz orada tabana kuvvet, tabana kuvvet. Tabana kuvvet. Yani dağ yürüyüşü yapmanız dağ lazım. Dağ yürüyüşü yapılması lazım. Evet. Ama inanılmaz bir vadi, inanılmaz bir kanyon. Manzarası muhteşem. Hatta bazı film yapımcısı arkadaşlarımıza da görüşüyoruz. Orada evet. da bir dizi veya film çekme gibi şeylere olmuştu. Ben kendilerine ilettim. İlerleyen zamanda inşallah onlar da gelir. Orada öyle bir çalışma yapabilirler. Evet. Evet. Kültür evinden bahsettik, kuru soğanından bahsettik. Bir de Aydıncık'ta, Aydıncık Belediyesi'nin, Sayın Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ın önderliğinde başlatmış olduğu bir sanat atölyesi var. Sanat atölyesinin oradaki yöneticisi de heykeltıraş Erol Gürgen kardeşimiz. Evet, Erol, bahsetmiştiniz. Erol Bey de aynı zamanda bizim Kültür Turizm Derneğimizin yönetim kurulu üyesi. Birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda Türksem'de de var. Erol Bey çok özverili çalışıyor. Türkiye'nin birçok yöresine, mesela Göbekli Tepe'nin maketini Erol Bey yaptı. Ya çok güzel. Polatlı'daki o bir anıt, Atatürk anıtı heykeli var. Onu Erol Bey yaptı. Birçok yerde işte anıt kabir maketlerini, birçok bakanlığın işlerini bilen Erol Bey bu konuda çok kabiliyetli mahirdir. Bir evet, kabiliyetli bir arkadaşımız. Aydıncığımız böyle. Evet. Kısaca. Devam ediyoruz. Boğazcan'a geliyoruz. Şimdi Akdağ Madeninden bahsederken Osman Şahbaz demiş ki evet. Akdağ Madeninin salebi, sarı çamı, çinkosu, tarihi, konakları mutlaka gelinip görülmeli. Osman kardeşim, biz Akdağ'ı görüp geliyoruz da sen de Sarıgaya gel de Roma Hamamı'nı gör. Evet. Yani. Osman kardeşimize buradan selam gönderiyorum. Evet. Osman Bey'le biz birlikte çalışıyoruz. Evet. Özverili bir kardeşimiz. Harun Koçak hayırlı akşamlar demiş. Erol Ünal hayırlı
İyi yayınlar olsun demiş. Fazlı Tansel Güller göndermiş. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Yorumlarınızı da ara ara okuyacağım. Evet, bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Evet başkanım, devam edelim. Akdağ Madeninden bu az önce Osman Bey'in bahsettirdiklerini saydık. Orada evet. Bir tarihi yapıları söylemedik. Mesela eski bir cezaevi var orada. Evet. Bir takım konaklar falan var. İnşallah biz Akdağ Madeni ile ilgili gazeteci Rifat Çakır'la birlikte özel bir program yapacağız Akdağ'a gidip. Bu arada ilerleyen süreçte de araştırmacı gazeteci Rifat Çakır'la birlikte yine bu stüdyoda bir program yapmayı düşünüyor. Tarihi bir söyleşi yapacağız. Rifat abiyle olur. Evet, yani onun muhabbeti bir başkadır. Onun muhabbeti başkadır. Evet. Evet. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Boğazyan'a geliyoruz. Boğazyan'ı nasıl tanıyoruz? Yüz ölçümü 1643 kilometre kare. Evet. Rakımı 1050 metre ve nüfusu da 34.121 olan Boğazyan ilçemiz. Kurtuluş Savaşı'nda Boğazyan halkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında yer almıştır. İstanbul hükümetinin Şeyhülislam Daruzzade Abdullah Efendi'ye yayınlattığı 11 Nisan 1920 Kuvayi Milliye'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gayrimeşru olduğu hakkındaki fetvaya karşı Ankara müftüsü Rifat Efendi'nin börekçi lakabıyla öncülüğünde yayınlanan TBMM'ye Kuvayi Milliyecilerin yasal ve dinen uygun düşmanlarına karşı mücadele ettiklerini ortaya koyan karşı fetvasıyla Anadolu müftüsüyle birlikte Boğaziyen müftüsü Abdullah Efendi'nin de bu şeyde imzası varmış. Evet. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Yozgat'ta Çapanoğulları İngilizlerin ve Osmanlı hükümetinin teşvikiyle isyan ettiğinden Boğaziyen halkı yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında yer almış. Bunlar tarihi belgeler. Oradan okuyorum. Evet, evet, evet. Çapanoğlu isyancılarının halk arasındaki tabirle pusatlar deniliyormuş. Boğaziyen'e sokmamak için silahlı mücadele edinilmiş o yıllarda. Bu çarpışmalar sırasında 20 Haziran 1920 günü Mehmet Gazi kardeşi Molla Mehmet ve yeğeni Duran ve arkadaşları Kadı Mehmet ve Cezayirli Mehmet Hasan Onbaşı efendiler ölmüşler o çarpışmada. Evet. Evet. 23 Nisan 1920'de Çapanoğulları isyanı Çerkez Ethem tarafından bastırıldıktan sonra Kılıç Ali Bey Boğaziyen çevresinde eşkıyalık yapan isyancıları da temizlemiş evet. O dönemde. Yapmış. Ve Boğaziyen şöyle tabir edelim. Biliyorsunuz Kaymakam Kemal Bey var. Evet, Kemal Bey yapmış. Birinci Dünya Savaşı döneminde Ermeni halkına yönelik katliamı doğrultusunda çalışmalar yaptığı için Kemal Bey biliyorsunuz şehit edildi. Evet, şehit edildi. Dolayısıyla Boğaziyen deyince bunlar da akla geliyor. Evet. Boğaziyen'den başka ne diyebilir? Dul Kadir oğlu Türkmenlerini oluşturan Bozoklar çoğunlukla Oğuzlar Bayat boyundan oldukları için ilçenin Bayatlar soyundan geldiğini düşünebiliriz. Evet. Diyor. Yani, bir Türk soyu var yani orada. Evet. 1402 Ankara Muharebesi'nden sonra Orta Anadolu'da bulunan Kara Tatarlar Timur tarafından tekrar Orta Anadolu'ya götürmüşler ve boşalan bu yerlere de Bozoklar yerleştirilmiş. Bozok Yaylası'nın da adı buradan geliyormuş. Evet, evet, evet. Boğaziyen'de böyle hatırlıyoruz. Gelelim Çandır ilçemize. Çandır küçük ilçelerimizden bir tanesi. Evet, Çandır yeni beldeydi eskiden, yeni ilçelerinden biri. Yüz ölçümü 173 kilometre kare. Rakımı 1235 metre, nüfusu da 4597. Evet. İlçenin tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Hititler döneminde kadar uzanan bir yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır. Çok eski bir tarihmiş. Evet. Yine tarihi kalıntıların gösterdiğine göre Bizans döneminden de Çandır'ın bir yerleşim yeri olduğu anlaşılıyor. Daha sonra sırasıyla Selçuklular, Anadolu Beylikleri, Dulkadiroğulları tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmış. Çandır 1930 yılında belediye, 48 yılında bucak, 20 Mayıs 1990 yılında da ilçe olmuş. 90'da mı ilçe olmuş? Daha yeni. Evet. 15-7-1991 yılında da Çandır'da ilk kaymakam göreve başlamış. Böyle de bir not var. Evet, gelelim Çayırhan'a. Evet, Çayırhan'a geçtik. Çayırhan ilçemiz 1263 kilometre kare yüz ölçümüne sahip. 1330 rakımlı yüksek bir dağlık bölge. Nüfusu 13.512. Çayralan bölgesinin de tarihi olarak baktığımızda
ilk gözümüze çarpan yine Dulkadiroğlu beyliğine uzanıyor. Dulkadiroğulları beylerinden Sultan Alaaddin Devde Bozkurt Bey 1479-1515 beyliği döneminde Akdağ Çayıralan bölgesinde Kılıç Aptal Zaviyesini yaptırmıştır. Evet. Bu dönemde burada köy yoktur ama Çayır Şeyhi ve Karalu gibi mezarlar vardır. Mezra köyden küçük tarımdan yapılabilen yerleşim yeridir. Sultan Alaaddin Devle 1515 yılında Turna Dağı Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim Han'ın görevlendirdiği Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusuna yenilince Osmanlı beyliğe son vermiş ve toprakları Osmanlı topraklarına katmıştır. Bozok ise bir liba yani sancak vilayet olarak Osmanlı idaresinde yer almıştır. Kuvvetle muhtemel Bozok sancağının ilk sancak beyi Çerket İsa Bey'dir. İlçeyi ilk kuran, Çayıralan'ı ilk kuran da göçmen, Türkmen yörükleri olduğu bilinmektedir. İş alanlarına gelince Çayıralan'da dağlık bir bölge olduğu için genelde hayvancılık, tarım, arıcılık, evet, ticarette fidancılık, orman ürünleri imalatı da göze çarpıyor Çayıralan'da. Evet, orman mesaj okuyacak mıyız bu arada? Şimdi mesaj diyor ki Sarıkaya Şıhlar Köyü'nden selamlarımızı bekliyoruz demiş. Zehra Altun Şıhlar'a Pınarkaya Köyü'ne selamlar olsun buradan. Kelami Başkanıma Yozgat'ı tanıttığı için teşekkür ediyorum. Yozgatlı olarak bilmemiz gerekenleri bize hatırlattığı için teşekkür ediyorum demiş. Konya'dan Ali Ergen, Mehmet Eroğlu, iyi akşamlar Yakup abi, Kelam Bey. İyi yayınlar demiş. Rıfat Çakır demiş ki Kelami Bey'in titiz bir tarih araştırması ve her konuda bilgi deryası olduğunu en iyi bilenlerdenim. Rıfat abi öyle yazmayla olmaz. Bak kaçarın göçerin yok. Kelami Başkanım'la bu stüdyoda stüdyoya bekliyoruz en yakın zamanda. Rıfat Çakır'ın sohbetlerini özledik. Evet, Rıfat Bey'in tabii tarihi araştırması iltifat etmiş, teşekkür ediyorum ama benden daha ileri düzeyde. Hakikaten çok araştırmacı. Evet. Birlikte konuları paylaşıyoruz. Bugüne kadar birçok konuyu paylaştık bu tarihi konusunda. Özellikle Roma Hamamı ile ilgili birazdan bahsedeceğiz. Biz devam edelim isterseniz. Devam edelim. İlçeleri tamamlayalım. İlçeleri bir tamamlayalım evet. Başkanım. Çekerek ilçemize geldik değerli izleyenler. Çekerek ilçemizin yüz ölçümü 731 kilometre kare. Evet. Rakım 925 metre, nüfusu 19.786. Yani yaklaşık bizim Sarıkaya'yla aynı gibi. Çekerek eskiden Hacıköy adı altında. Evet. Merkezi bir köy iken Tokat ilinin Zile ilçesine bağlıydı. Evet. Tokat'a mı bağlıymış? Evet. 1924-1925 tarihlerinde yıllarında İlçe merkezi Kadı şehrine nakledilince Hacıköy'de ilçeye bağlandı. Evet. İlçe merkezi bir yıl sonra Kadı şehrinden Hacıköy'e nakledildi. Ancak daha sonra Sorgun ilçe olunca Hacıköy'de bu ilçeye bağlı olarak bir köy olarak kaldı. Evet. Yani çekerek. Hacıköy 1928 yılında Sorgun ilçesine bağlı bucak haline geldi ve durumunu 1944 yılına kadar muhafaza etti. 1944 yılının Ekim ayında evet, Çekerek Irmağı'nın adı verilerek Hacıköy Bucağı ilçe merkezi haline geldi. Aynı tarihte ilçe belediyesi kuruldu. Sorgun ilçesine bağlı Kadı şehri Mamure, yani Mamure Aydıncık'ın ismi, eski ismi. Yeni adıyla Aydıncık Bucakları da Çekerek ilçesine bağlandı o yıllarda. 25.990 tarih ve 3.644 sayılı kanunla Çekerek ilçesine bağlı 105 köyden Aydıncık 32 köy ile Kadı şehri 33 köy ile de Çekerek ilçelerinden ayrılarak ayrı ayrı ilçe oldular. Şu an Çekerek ilçesine bağlı 40 köy 4 belde bulunmaktadır. Barajı ile birlikte Çekerek Yozgat'ın son zamanlarda hızla gelişen ilçeler arasında yer almaktadır. Biliyorsunuz Çekerek ilçemizin barajı
konusunda çok ciddi çalışmaları var. Evet. Sayın Belediye Başkanı da hakikaten özverili çalışıyor orada. Ben takip ediyorum. Evet, 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 gayretli biri. Bizi de ilçeye davet etti ama bir türlü gidemedik. Kısmet olmadı. İnşallah bir fırsat bulduğumuzda gideceğiz. Ben oradaki baraj bölgesini gezdim. Orada şato diye tabir edilen bir dinlenme tesisi bölgesi var. Baraja yakın bir bölgede. Hakikaten çekerek turizmine katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın da memleket olduğu için özellikle turizm alanında barajla birlikte çok ciddi çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Evet. Evet, gelelim Kadı şehrine. Hadi bakalım. Kadı şehri yüz ölçümü 507 kilometre kare. Küçük bir ilçemiz. Evet, rakım 925 metre, nüfusu 11.716. Evet. Kadı şehri ilçesinin kuruluşu hakkında yeterli bir belge ve döküman olmamakla birlikte. Evet, dokümanlardan edinilen bilgiler şöyle, tarihe geçen notlar şu. Kadı şehrinin tarihçesi çok eski yıllara dayanıyor. Örneğin ilçenin güney kısmında Tunç devrinden kalma 2 adet çatal höyük, bir de tarım arazisi içerisinde bir yassı höyük bulunmaktadır. Evet. Ayrıca köyü kuran ceddimiz Süleyman Efendi'nin Kafkaslardan, Çeçen ulusundan, Şeyh Şamil'in torunlarından olduğu rivayet edilmektedir. Bu höyüklerin bir medeniyetin izlerini taşıdığı muhakkaktır. Bu höyükler kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununca kurulunca 22.11.95 tarih ve 11.160 sayılı kararı ile sit alanı olarak ilan edilmiş ve korumaya alınmıştır. Evet. Bu, oradaki bulunan höyükler. Efendim, mülki taksimat bakımından 1904 yılında nahiye merkezi olduğu mevcut dokümanlardan anlaşılıyor. Yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde Cumhuriyet'in Cumhuriyet ilan edilmeden önce ilkel merkezi olduğu, ilim merkezi ve kadıların da alimlerin de yetiştirildiği 1920-1930 yılları arasında medresenin varlığı da bilinmektedir bu anlamda. Yani Kadı şehri adı üzerinde alimlerin ve kadıların da o dönemlerde yetiştiği bir bölge. Evet. Başka ne var? Kadı şehri nahiye olarak hizmet verirken 1975 nüfus sayımına göre nüfus artmış. 6 Haziran 1976 tarihinde belediyelik olmuş. Evet. 10 günü bu sayımına göre 2558'e yükselmiş. Kadı şehri 91 tarihinde 20.520 sayılı resmi gazetede ilan edilerek tekrar ilçe hüviyetine kavuşmuştur. Evet, gelelim Saraykent'e. Evet, Saraykent'te. Saraykent yeni bir ilçemiz. Efendim? Yeni bir ilçemiz Saraykent. Evet, Saraykent de yeni ilçelerimizden. Saraykent'in de yüz ölçümü 341 kilometre kare. Evet. Rakım 1170 metre, nüfus 14.198. Evet. Saraykent Osmanlı devrinde adı Kara Mağara olan Saraykent 1972 yılına kadar Bucak iken bu tarihte çıkan bir kanunla belediye teşkilatı kurularak kasaba olmuştur. Kara Mağara'nın ismi 12.7.1971 tarih ve 9.461 sayılı kanunda Saraykent olarak değiştirilmiş. 20 Mayıs 1990'da 3.644 sayılı kanunda Yozgat iline bağlı ilçe belediyesi olarak devam ettirmiştir. Romalılardan kalma han ve hamamların bulunması, yine yörenin de Romalılar devrinde mesken olduğunun bir göstergesidir. Evet. Şimdi bu arada birkaç yorum yapanları da tabii, diğer ilçeye geçmeden okuyayım. Tabii. Şengül Polat hanımefendi yazmış, Kelam Bey yayınlar diliyorum. Mehmet Korkmaz selam, Ankara'dan, Yozgat'tan selamlar demiş. Hasan Demirkazık Fransa'dan, Baraklı köyünden bir arkadaşımız. Hayırlı akşamlar Sayın Gazim, Kelami Bey'e de selamlar olsun. Başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum Hasan kardeşim. Mehmet Korkmaz Çekerekli diye yazmış. Çekerekliymiş. Selam olsun ona da. Şengül Polat'ın şöyle bir isteği var. Diyor ki Kelami Bey, tanıtım yaptığınız Yozgat'ın yemek kültürü, müzik ve folklöründen de bahseder misiniz? Evet. Şengül Hanım, biraz sonra Madımak'tan, Arabaşı'ndan, tandır kebabından, testi kebabından da bahsederiz. Bizim kültürümüz geniş, yemek kültürümüz de geniş. Evet.
Her an başlayabiliriz. Ondan da haberiniz olsun. Serpil Alkan, hayırlı akşamlar. Hollanda'dan selamlar demiş. Serpil Hanım'a teşekkür ediyorum. Biz de buradan Hollanda'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Evet, Kelam Başkanım. Evet, biz de katılımcılara, değerli dostlarım da teşekkür ediyoruz. Şengül Hanım, Türksem'in aydın temsilcilerimizden. Evet, Hollanda'dan. Kendisi söz yazarı, Beşteker. Evet. Şu anda yeni bir albümü çıkmak üzere. Çok iyi. İnşallah hazırlanıyor. Evet, Yozgat'ın yemek kültüründen tabii ki bahsedeceğiz. Bu ilçelerimizi bir tamamlayalım. İlçelerimizden hangisine geldik? Sarıkaya evet, geldik. Evet, Sarıkaya geldik. Sarıkaya evet. Gelsin gari. Çünkü evet. Sarıkaya'dan izleyen kişi sayısı evet, birçok fazla. Sarıkaya'dan var. Roma Hamamı'ndan bahsedilecek mi diye bekleyenler var. Evet. Roma Hamamı'ndan bahsedeceğiz inşallah. Kesinlikle edeceğiz. Evet başkanım, Sarıkaya'da şimdi, tarihinde, turizminde neler oluyor? Şimdi değerli izleyenler, Yozgat TV ekranlarında bizleri izleyen, dünyanın birçok yöresinde gerek yorumlarıyla bizlere katılan, diğer ilçelerden katılan, Türkiye'nin değişik illerinde bulunan değerli hemşehrilerimize, dostlarımıza, değerli sevgili izleyenlerimize hakikaten Sarıkaya ile ilgili çok detaylı bilgi vermek gerekiyor. Çünkü Sarıkaya tarihi anlamda biraz da kendi ilçemiz olduğu için az bir torpil geçelim. Az bir şey torpil hakkımız var başkanım. Yani onu kullanalım diyorsun. Tabii kullanalım. Evet, Sarıkaya yüz ölçümü 976 kilometre kare. Rakım 1170. Şu anki nüfusu köyleriyle birlikte 33.010 nüfusu var. Sarıkaya tarihini şöyle özetleyelim. Hititler, Hitit devri, Roma devri, Selçuklular ve Osmanlı devri ve bugünkü Cumhuriyet evet. devri. Evet. Buraya doğru bir yol alacağız. Hitit devri, Sarıkaya, Anadolu'da ilk siyasi birliği kurmuş olan Hitit İmparatorluğu'nun kuruluş alanı içerisinde yer almaktadır. Bu devrin vesikası olan höyüklere Sarıkaya'nın köylerinde de çokça rastlanmaktadır. Birçok köyde höyükler evet, var. Evet, var, var. Hititlerden sonra bölge Asurilerin ve ardından da İskender'in işgaline uğramış, tahminen M.Ö. 1. yüzyılda Romalılarca alınmış. Ve Roma devrine geçmiş. Sarıkaya'da Roma devrine ait tarihi kalıntılar ve eserlerin yanında çok sayıda yazılı vesikalar da bulunmaktadır. Sarıkaya Roma döneminde 7000 haneli bir Opel şehri olduğu rivayet ediliyor. Evet. Kablıcalarıyla ünlü ilçede Roma devrine ait kablıca kalıntılarının bulunması ve Roma kralı diye bir hikayesi var biliyorsun. Halk evet, arasındaki evet. tabir o. Basilica Terma diye geçiyor normalde. Evet, şimdi onu şöyle anlatacağım ben. Sarıkaya Roma Hamamı'nın halk tabiriyle, aslında Sarıkaya Roma Hamamı diye bir tabir yok. Uyuz Hamamı mı diyebilirdik başkanım? O ayrı bir, o ayrı bir yer. Oraya geleceğim. Oraya geleceğiz. Yani Sarıkaya Roma Hamamı ibaresi tarihi vesikalarda böyle bir ifade yok. Yok bu, mu? Bu halkın vermiş olduğu. Orası ne diye geçiyor? Basilica Terma diye geçen. Sıcak su olduğu için orası. Evet. Bundan dolayı halk arasında hamam, işte hamam, Romalılardan evet. kalma Roma hamamı evet, denilmiş. Evet. Şey bu. Buranın asıl adı Aqua Sarvenea. Aman Allah'ım. Evet, onu şimdi, yeni duyduk. Şimdi başkanım okuyacağız. Bunu yeni evet, duyduk. Şimdi oraya geleceğiz. Evet. Yozgat Türkiye'nin zenginliğinin, tarihi zenginliğinin yanında az önce dediğim gibi halk tabirle Roma hamamı diye anılıyor ama asıl tarihçiler ve teknik teorilerle anlatımı şu. Ve bu halk arasındaki anlatılan işte kralın kızı hikayesi. Evet, evet, evet. Kayseri'de ikamet eden rivayete göre bir kral ve kızı amansız bir hastalığa yakalanıyor. Evet, evet. Götürmediği hekim kalmıyor.
Tarihi Roma Hamamı diye bilinen ve buraya Sarıkaya'ya geliyor. Evet. Tanıtımını yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, tam anlaşılmadıysa tekrar söyleyelim. Sarıkaya'mızdaki bizim bildiğimiz adıyla Roma Hamamı'nın nereden geldiği ve asıl şeyini öğreniyoruz. Asıl özünü kaynağından öğreniyoruz. Evet. Ve kral kızını götürmediği hekimler kalmıyor. Daha sonra Sarıkaya'ya geliyor. O dönemdeki adı Aquae Sarvenea olan bu devasa şehre geldiğinde çamurla oynarken mineral değerleri yüksek olan o sularla oynarken kızının şifa bulduğunu krala söylüyorlar. Şimdi tam arkamızdaki evet. Şimdi görüntüde var mı? Şu anda görüntüde yok. Şimdi Roma Hamamı'nın kalan kısmı evet, şu an görülüyor. Şu an bakın görüntüde olan Roma Hamamı bu arkadaşlar. Evet. Yani şu anda ayakta kalan Türkiye'de birazdan ondan da bahsedeceğim. Tarihi kalıntı olarak tek eser olarak bu. Evet, ayakta duran Roma. Evet, dönemine ait. Evet. Tabii Türkiye'nin birçok bölgesinde bu kral hikayeleri anlatılır. İşte kralın kızı gelmiş, işte çamurla oynarken, suyla oynarken şifa bulmuş gibi. Bunlar tabii halk rivayetleri hikayemsi olarak anlatılıyor. Evet. Ayrıca başka bir efsanede de acımasızlığıyla ünlü Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını en geniş alana yaydığı dönemlerde Marcos Antonius Argulos yani Caracalla dedikleri Roma kralı aşık olduğu fakat kendi eliyle öldürdüğü Fulya Plateia adına burasında yaptırdığı söyleniyor. Yani bu Roma hamamını. Bu da bir rivayet. Sevdiğinin adına yaptırmış. Evet. Fulya Plateia döneminin o dönemin en güzel hanımefendisi rivayette böyle anlatılıyor. Kıvrım kıvrım saçları pelerinli andıran omuz başına düşen saçlarıyla hatta o taşlardaki figürlere de işlendiği gibi bir efsane anlatılıyor. Evet. Ama dediğimiz gibi asıl kayıt 1946 yılında Londra'da 44 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler Kültür, Eğitim ve Tarih Kurumu olan UNESCO'nun kuruluşuyla birlikte şimdiki merkezi Paris olan ve 58 ülkeden oluşan UNESCO'dan her ülkenin ülkeden milli komisyonlar ülke zenginliklerini dünya tarihine sunuyorlar. Evet. Bu detaylandırmayı da biliyorsunuz Sarıkaya'lı hemşehrimiz Ankara Gazi Üniversitesi Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı aynı zamanda. Evet, evet, evet. Ve Sarıkaya'daki bu Roma Hamamı dediğimiz bu bölgeyi de UNESCO tarihi UNESCO geçici listesine aldırmasında da Profesör Doktor Öcal Oğuz'un büyük bir gayreti olmuştur. Kendisine de buradan selam yolluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, yayını izleyen arkadaşlarımızdan ricamız, yayınımızı bir defa paylaşırsanız memnun oluruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Evet. Evet, Kerem Bey devam edelim. Evet. Şimdi tabii UNESCO geçici listesine Sarıkaya Roma Hamamı alınınca biraz daha dünya basınında yer buldu. Birçok kültür hizmeti veren kuruluşlar tarafından dikkatler çekildi. Evet. Bu arada şöyle bir şey anlatıldı. Efendim Sarıkaya Roma Hamamı'nın bir benzeri İngiltere'nin Bath şehrinde varmış gibi anlatıldı. Evet. Aslında İngiltere'nin Bath şehrinde anlatılan o bölge şu an gördüğümüz o Roma Hamamı'nın önünde bulunan havuzun dörtte biri büyüklüğünde olan bir havuz. Evet. Yani bizimle hiçbir alakası yok. Hiçbir benzerliği de yok. Ne hikmetse o küçücük havuzu İngilizler herhalde biraz daha ticari düşündükleri için olmalı ki aynısı Sarıkaya'da var demiyor İngilizler ama biz ısrarla işte bunun bir benzeri İngiltere'de var diyoruz. İtalya'da var dediler son dönemde. Bir İtalya'da bir burada var dendi. Evet, yani ben buradan şunu anlıyorum aslında bu söylemlerden
Şimdi biz burasını, Sarıkaya Romamı'nı dünyada bu özellikleriyle ayakta kalabilen tek tarihi kalıntı. Çünkü burası 15 bin metrekarelik bir alan. Evet. Kazı halen devam ediyor. Her ne kadar durduruldu ise de evet, ilerleyen süreçte devam edecek. Bu alan tarihe mal olduğu zaman, buradaki devasa yapı ortaya çıktığı zaman, birazdan bahsedeceğiz. Roma Hamam Sarıkaya. Dolayısıyla burası tek anlatılmasın diye sanıyorum işte İngiltere'nin Bath şehrinde de bunun benzeri var diyerek bir kardeş bir şey gibi ilan edilmiş olabilir diye düşünüyorum. Kardeş çıkar. Evet. Buranın tam adı, evet biraz önce söyledik, Aquae Sarvenea. Yani Roma dönemindeki adı bu. Evet. Daha sonra Batı Roma ve Doğu Roma ikiye bölündüğünde burası Bizans bölgesi olunca Bizans'taki adı da Basilica Terma. Evet, Basilica Terma diyoruz. Evet, Basilica Terma. Evet. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden Aziz Petrus, Mazaka bölgesinden Kaserya, yani Kayseri'den büyük nefesteki Tavium kentine giderken her seferinde işte buraya, Roma hamamına, yani Aquae Sarvenea'ya da durup dinlenip gittiği söyleniyor. Hatta Sarvenea şehri o dönemde kır şehrinde adı. Yani Aquae Sarvenea su şehri anlamına geliyor. Evet. Kır şehirden, yani Sarvenea'dan Sabestia'ya, Sabestia da o dönemde Sivas'ın eski adı. Sabestia'ya geçerken, yani kır şehirden Sivas'a geçerken yine Aquae Sarvenea'ya gelip, yani bizim Sarıkaya'ya gelip burada dinlenip buradan gittikleri söyleniyor. Kaplıca'da dinleniyorlar, öyle geçiyorlar. Aynen. Kapadokya bölgesindeki adı ise Prima olarak geçiyor. Hı-hı. Bölge, bizim bölgemiz. Evet. Çok zengin bir coğrafi güzelliğe sahip, gözleri gönülleri açan bir bölge bizim bölgemiz. Ancak tanıtım yetersizliğinden tabii sadece Roma Hamamı deyip kısaca anlatıldığı için hep hafızalarda böyle yer almış. Anladım. Rıfat Bey mesaj atmış bak, Kelam Başkan. Evet. Diyor ki Yakup Bey Başkanım, çok harika, aydınlatıcı ve bilgilendirici bir program hazırlanmışsınız. Hayranlıkla izliyorum diyor. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Rıfat Başkanım'a teşekkür ediyorum. Tabii sizden daha farklı dinleyeceğiz. Tabii. Rıfat Bey. Şimdi Halime Kaplan Hacer, hayırlı akşamlar, Almanya'dan selamlar, sorgunumu da tanıtır mısınız? Memnun oluruz. Sıra sorguna da gelecek. Sırayla gidiyoruz. Alfabetik sıraya göre gidiyoruz efendim. Evet, gelecek tabii. Saliha Mumum demiş ki teşekkür ederiz başkanım. Emeğinize sağlık. Yorumlarınızı yaparsanız yorumlarınızı canlı yayında okuyacağım efendim. Bilginiz olsun. Evet. Ara ara döneceğiz. Evet, Sarıkaya'la devam ediyoruz. Evet, başkanım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Biraz önce söyledik. Tavium antik kenti. Tavium antik kentinin kazılarını yapan evet, Profesör Karl Stobel, onun anlatımına göre milattan sonra 451 yıllarına kadar buranın bir psikopozluk şehri olduğu da belirtiliyor. Yani bizim şu an bulunduğumuz Sarıkaya Roma Hamamı'nın olduğu bölge. Evet. Hatta biz bununla ilgili İstanbul Emit Turizm Fuarı'nda Yunanistan standında yine bir profesör, bayan bir profesörle konuştuğumuzda biz aynen şunu söylemişti. Sizin bu bölgenizin dönemin bilicilik merkezi, yani kehanetlerin de yapıldığı bir bölge olarak. Çünkü dedim ya, alan 15 bin metrekare çok olunca geniş, çok geniş. Burayı bir kompleks olarak düşünün. Yani burada kompleks, yani günümüzdeki modern merkezi adıyla tam tedavi merkezi. 5 yıldızlı bir otel düşünün. Evet. Ne var içinde? Her şey dahil diyorlar ya. Evet, evet. Her şey var içerisinde. Bu da o dönemin her şey dahil hizmeti veren, kehanetlerin şimdi yapıldığı. Ortaya çıkan bölüm sadece küçük bir bölüm. Evet. Daha bu belki de %1'i değildir. Kesinlikle. Ortaya çıkan bölümün %1'i değildir. Kesinlikle. Yani ortaya çıktığında yani muhteşem bir manzara olacak inşallah. Şu anda biraz sanıyorum 15 bin metrekareden açılan alan, yani bir 5 bin metrekaresi açılmadı. Aynen. Yani geri kalan duruyor, evet. Şimdi Ayhan Çelik Başkanım şimdi yazmış ki, şimdi onu da ara ara giriyorum başkanım. Evet. Demiş ki hayırlı yayınlar dilerim. Yozgat'ın kültür elçisine selamlar demiş. Eyvallah Sayın Başkanım. Şimdi Ayhan Çelik Başkanım Yerköy'ün gülü yani. Evet. İşi gücü rast Ayhan gözüm. Bey, çok saygıdeğer bir iş adamımız. Yarın da program var sanıyorum. Yarın yine program burada mı var? Evet, burada.
Tamam. Ayhan Bey de Yozgat için hakikaten ayrı bir değer, katkı sağlıyor. Yani. Evet. İş adamımız kendisi. Aynen. İş adamı bir derneğinde başkanı aynı zamanda. Evet. Hakikaten Yozgat'ın ekonomisiyle ilgili, yatırımlar ilgili gayretler olan dolu bir arkadaşımız. Allah razı. Yarın mutlaka onlardan bahsedecektir. Ayhan Bey'i de dinlemenizi ben özellikle izleyicilerimizden buradan öneriyorum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Biliyorsunuz Sarıkaya'nın yakınında Alişar Höyüğü diye bilinen bir yer var. Evet, 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 evet. Şimdi Alişar Höyüğü ile Romaman'ın ne bağlantısı var? Oraya geleceğiz. Anadolu tarihine ışık tutan üç büyük yerleşim merkezi var. Çanakkale'de Truva antik kenti, Çorum'da Alacahöyük antik kenti ve Yozgat'ta Alişar Höyüğü. Alişar Höyüğü'ndeki kazılarda Doktor Van der Osten 5000 yıllık bir tarihi derinliği biliyor. Ve öğrencisi Richard Hahn ise Sarıkaya'ya gönderiyor. Çünkü Sarıkaya yakın bir bölge olduğu için. Evet. O kazılar orada, yani Alişar Höyüğü'ndeki araştırmalar devam ederken burayla ilgili bilgiler ulaştırılıyor ve öğrencisini gönderiyor. Diyor ki git Sarıkaya'da bir araştırma yap. Richard Hannes Sarıkaya'ya geldiğinde bakıyor ki bölgede tarih fışkırıyor. Evet. Her tarafında tarihi doku ve incelemeyi alıyor. Richard Hannes 1933 yılında Sarıkaya'da şu anki gördüğünüz bu kazı alanında ilk kazmayı vuran kişi. Allah Allah. Evet. 1930 yılında. 1933 yılında. Çünkü 1927 ile 1932 yılları arasında Alişar Höyüğü'nde profesörün, az önce söylediğimiz profesörün Karl Stobel'in çalışması ve ekibiyle birlikte öğrencisini Sarıkaya'ya göndermesi, 1933 yılında da bu bilgileri alıyor ve burada böyle bir çalışma yapıyor ve kazıyı 1933 yılında ilk kazma vuruluyor. Evet. Ve bir rapor hazırlıyor. Richard Hines raporunda diyor ki burada devasa bir Roma şehri var. Havuz ve etrafındaki taş işçiliğine bakıyor. O gördüğü şeylerde görülen, evet, figürlere, o taş işçiliğine bakıyor. Havuzun ortasındaki jacuzzi, vaftiz taşına bakıyor ve burasının bir Roma şehri olduğunu gözlemliyor. Raporunda bunu belirtmiş. 1930 yılında. 33 yılında. 1933 yılında. Ve raporunda Sarıkaya Roma Hamamı, yani halk tabiri olduğu için bunu kullanmak zorundayız. Yani Aqua Sarvenea'nın 50 bin nüfusun üzerinde bir şehir kalıntısı olduğunu raporunda belirtiyor. Doğru. Burası bu ekiple değil, devasa bir ekiple yıllara sari yapılacak çalışmalar ile gün yüzüne çıkartılabilir diyor raporunda. Evet. Aslında yabancılardan daha çok Roma Hamamı ile ilgili olarak kendi yetiştirmiş olduğumuz arkeologlarımız, araştırmacılarımız o bölgede yeterli çalışma yapsalar bence daha isabetli olur diye düşünüyorum. Yozgat Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Yozgat Kültür Turizm Derneğimiz ve diğer STK'larımız, kuruluşlarımız ile el birliği ile bu tarihi yapıya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz Kültür Turizm Derneği olarak boş durmuyoruz. Bütün gördüğünüz gibi ilçelerimiz hakkında ilerleyen süreçte bunları daha teknik hale başkanım, getireceğiz. Başkanım şu haritalarıyla birlikte Roma Hamamı'nın, evet, tanıtımı yapılmaya çalışılıyor. Evet. İlçemizdeki kurumlar tarafından. Sadece önüne gidip resim çekilerek tanıtım yapıldığı zannediliyor. Yani. Böyle tanıtım olmaz. Vay efendim reklam filmiymiş. Vay efendim resim çekindik, attık, tanıttık. Böyle tanıtım olmaz yani. Bunun bir değerli, kesinlikle, hale gelmesi ve altyapısının da olması lazım. Kesinlikle, evet. Hı-hı. Ve bu görmüş olduğunuz Roma hamamın kalıntılarının en üst kısmında bulunan, keşke orayı yakından görebilsek, orada figürler var. Kafalar, evet, figürler, hayvan, o figürlerden hayvan kafası gibi. O figürlerde boğabaşı. Boğabaşı, evet, evet. Boğabaşı biliyorsun. Yılan dönemin, kafası var. Evet, dönemin gücünü temsil ediyor. Evet. Boğa, evet, evet, dönemin gücünü temsil ediyor. Yılan ise sağlık tanrıçası Askelepo'nun figürünü temsil ediyor. Hı-hı. Yine
Ona da ayrıca Eskülap deniliyor. Eskülap da açacak olursak o dönemde ve daha sonra yıllarda yaşamış olan Eskülap heykellerinde, yani yılanlı asa, iyi ve kötü ruhların birleşmesinin sembolü olarak anlatılıyor. Taş ise iyileştirici ilaçları yılandan sağıp elde edilen şifanın sembolüdür, evet, şeklinde yorumlanıyor. Aynı zamanda yılan eski Mısır başkentlerinden Teb şehrinin de sembolüydü yılan. Evet. Tıp sözcüğü Teb kentinin isim kökünden geliyor. Bu nedenle yılan tıpkın simgesi olarak belirlenmiştir. Evet. Tarihin en zengin olduğu coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Yozgat'ın ilçeleri, komşu il ve ilçelerinin zenginliğinden bahsediyoruz. Bu anlattığımız ilçelerle ilgili bütün tarih Yozgat'ın birer parçasıdır. Yozgat bir başkentler diyarı, Galatlara da başkentlik yapmış. Kavinyum antik kenti, Büyük Nefes köyündeki orada da bozulmamış, toprak altında kalmış ve birbirinden enfes figürleriyle süslenmiş Galatların gizemli bir şehri olduğu olarak biliniyor. Evet, ayrıca biraz önce yorum yazılmıştı oradan sanıyorum, Sorgun'dan. Sorguna geçmeden birkaç tane şimdi yorum yazanlar var. Tabii, değil mi? Onları da okuyalım efendim. Okan, evet. Kırıçer Başkanım, Sarıkaya'dan kıymetli bir arkadaşımız. Selamlar, saygılar, başarılar demiş. Teşekkür ediyorum Okan Kılıçer'e. Oktay Turan, selam, hayırlı yayınlar değerli başkanım demiş. Oktay Turan. Ondan sonra Salim Karabulut, Kadıgülü köyünden. Bu sene her yeri geçiyoruz. Tatil için Sarıkaya'mızı seçiyoruz. Çok güzel. İnşallah sizin gibi değerli başkanlarımız sayesinde hak ettiği yeri alacaktır. Emeğinize sağlık. Kadıgülü köyünden Gazi çocuğu Salim Karabulut, iyi yayınlar demiş. Salim Karabulut, biz de selamlar, saygılar sunuyoruz. Coşkun Koç, Davut Bey başarılar dilerim, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Mücevher Erdem Alparslan, Allah razı olsun, Roma hamamını bundan daha güzel anlatılmazdı, ağzınıza sağlık demiş. Ali Öztürk, Konya'dan Yozgat, ne demiş? Yozgat'a hayırlı akşamlar, selamlar ve Sarıkaya'ya iyi akşamlar. İyi akşamlar Konya'ya, kucak dolusu selamlar. Murat Erciyaz, selamlar, Sorgun'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Şimdi de Sorgun'un tanıtımına tam sıra geldi, Sorgun'a. Evet, şimdi Sorgun'u kısaca hemen geçelim. Sorgun'da çünkü büyük bir tarihi yapı var, ondan bahsedeceğiz. Sorgun yüz ölçümü 1769 kilometre kare. Bizim Yozgat'ın ilçeleri içinde en fazla yani il şey olabilecek düzeyde bir aynen, ilçemiz. Aynen. Rakımı 950 metre, nüfusu 79.314. Ciddi bir rakam. Belki şu an bunun da üzerindedir. Evet. Solgur ilçesi toponimi açısından incelendiğinde Osmanlı ve o dönemdeki Türk dünyası kaynaklarından açıklamalar yazılmış. Sorgun kelimesinin Osmanlı devrinde asıl yazılışı Sorkun şeklindedir. Evet. Sorgun rivayetlere göre Ertuğrul Gazi'nin yiğit Alplerinden olan Sordogan'dan ismini alır. Türk şehri yani. Evet, Türkçe. Bazı kaynaklarda Sorgun, Sorhun şeklinde de görülmektedir. Sözcük Farsça'da içerik ve söğüt ağacı anlamına gelir. Türk Dil Kurumu tarama sözlüğünde ise eski edebiyattaki Sorkun, Sorgun, Sorhun kelimelerinin geçtiği de yazılarda gösterilmiştir. Türkiye'de Sorgun ve Sorkun adlı çok sayıda yerleşim yerde bulunmaktadır. Öyle mi? Evet. Sadece bura değil yani. Mesela şeyde var, Antalya Side'de bir Sorgun bölgesi diye bir bölge var orada. Doğrudur. İlçe linyit, uranyum, toryum açısından zengin bir yeraltı kaynağına sahiptir. Evet. Ancak Türkiye'de yeterli teknoloji mevcut olmadığı için uranyum ve toryum şu an çıkarılmamaktadır. Hakikaten bu madenler açısından Sorgun oldukça zengin bir bölgemiz, ilçemiz. İnşallah devletimiz de bu konuda
Uranyum biliyorsun çok değerli bir maden. Evet, evet. Nükleer enerjide de kullanılıyor. Dışa bağımlılığı ve bu anlamda Sorgun'daki uranyum madenleri bakire. Hiç el değmemiş. Ve devletin bu işe el atması lazım. Enerji Bakanlığı'nın. Ayrıca şifalı sularıyla biliyorsunuz. Kaplıcalarıyla. Kaplıcalarıyla ünlü bir turizm merkezi. Evet. Diye devam ediyor ve Sorgun'la asıl konuya gelelim. Sorgun'da biliyorsunuz Kerkenes Harabeleri diye bildiğimiz bir kayıp şehir var. Evet. Sorgun ilçesine 13 kilometre, Yozgat'a 50 kilometre mesafede olan Şahmuratlı Köyü ve İdrisli Köyü sınırları içerisinde Kerkenes Harabeleri Şahmuratlı Köyü'ne 5 kilometre uzaklıkta olan çok geniş bir alanı kapsıyor. Harabelerin çevresi, bölgeyle ilgili görüntümüz varsa arkadaşımızdan rica edelim. Kerkenes Harabeleri ile ilgili. Geliyor görüntüler. Evet. Bölgenin etrafını çepeçevre saran sur kalıntıları mevcut. Hafif eğilimli bir arazi üzerinde tam orta yerinde Sülüklü Göl, yani Büyük Göl olarak anılan yerde yaklaşık 20 metre çapında olan su birikintileri de mevcut. Buna benzer Kızlar ve Atlar Gölleri de bulunmaktadır. Araziyi saran sur kalıntıları batıda yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda bir boşluk bırakmıştır ki burasının da o sur kapısının surun giriş kapısı olduğu olarak tahmin ediliyor. Evet. Kiremitlik olarak anılan yerde çok kiremit parçaları, çanak parçaları, kül yığınları bulunmaktadır. Evet. Harabeleri tamamen gün ışığına çıkarma çalışmaları halen devam ediyor bu bölgemizde. Halen antik şehrin bilimsel kazı ve yüzey araştırmaları Doktor Gofi Sumbers başkanlığında bir ekip tarafından yürütülmektedir. Halen yürütülüyor. Devam ediyor. Yani. Devam ediyor. Kerkenes Dağı'nda Frigçe yazıt parçaları da bulunmuştur. Kerkenes Dağı antik kentinde ilk yüzey araştırması çalışmalarına 1993 yılında başlanmış. 1998-2000 yıllarında müze ile katılımda araştırma şekline dönüşmüş ve 2001 yılından bugüne kadar da kazılar aralıklı olarak devam etmektedir. Şehrin, evet şimdi ekranda görüyoruz sanıyorum, değil mi burasını? Yok, burası değil. Değil mi? Evet. Şehrin demir çağında milattan önce 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilmekte ise de 2003 kazı sezonunda Frigçe yazıtların bulunması kentin yıkılmadan önce büyük ölçüde Frigleştiğini göstermektedir. Kentin yaklaşık 7 kilometre olan sur duvarları 2,5 kilometre karelik bir yerleşim alanını oluşturuyor. Yani surun toplam etrafındaki uzunluğu 7 kilometre. Evet, 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 evet. Antik kaynaklarda Piteria olarak kaydedilen kentin burası olduğu tahmin edilmektedir. Milattan önce 547 yılında Persler tarafından burası tespit edilmiş ve şöyle de bir şey anlatılıyor, onu da söyleyelim. Kerkenes'te bir güneş tutulması hikayesi anlatılır. Bunun şeyini anlatacak olursak, güneş tutulması tarih boyunca değişik inançlara sebep olmuştur. Bunlardan bilinen ilk olay Litlerle Persler arasında yapılan bir savaşta yaşanır. Milattan önce 500 yıllarında Litlerle Persler Karadeniz civarında savaşa tutuşurlar. Bu savaş birkaç yıl sürer ki bir güneş tutulmasına kadar. Bir anda her taraf karanlığa bürünür. Yıldızlar gökyüzünde belirir. Savaşan iki orduyu korku sarar ve savaşı bırakırlar. Evet. Güneşin bu şekilde tutulması Tanrı'yı kızdırmalarına bağırırlar ve barış yaparlar. Sonuç olarak Orta Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olan Kerkenes Dağı şehrindeki kazı ve araştırmalar bölgemizin tarihinin aydınlanmasına katkı sunmaya devam edecektir. Şimdi, yine başkanım sen lafını unutma da hemen yorumlardan
Okuyayım. Diyor ki Türkiye'nin en büyük uranyum rezervi Sorgun'da olup doğru. Türkiye'yi Allah'ın izniyle Sorgun'daki uranyum şahı kaldıracaktır. İnşallah yani. Ayrıca yeraltı sıcak su kaynakları ve taş kömür açısından da Sorgun'umuz zengindir demiş evet. Ömer Güran kardeşi. Biraz önce bahsetmiştik zaten. Aynen evet. Öyle. Ali Osman Koç demiş ki Kelam Akdemir hocam emeğinize sağlık. Ayhan Çelik abimiz demiş ki Yozgat Sorgunlu hemşehrimiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan Sarıkaya ilçesi ve Roma Hamamı çevresi bu yıl bitireceğini ve büyük gayretlerle Yozgat ili ve ilçeleri Kültür ve Varlıklar ve Müzeler detaylı çalışma yaptıkları Yozgat Etnografya Müze yapacaklarını belirtti. Hemşehrilerimize sahip çıkmak lazım. Evet, ben biraz sonra bahsedeceğim zaten. Ayhan Bey teşekkür ediyorum. Demiş ki şehit aileleri ve gazilerimize bu yayın fırsatını veren tüm Yozgat TV'ye teşekkür ediyoruz. Kelami Bey'e tanıtımından dolayı teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Gazi Osman Özeloğlu. Murat Erciyes de demiş ki Sorgun bir kültür şehridir demiş. Biz de kültür elçisini yanımıza aldık, karşımıza aldık. Eyvallah Murat. Yani kültür elçimiz devam ediyor. Değerli evet. Başkanımı bulduk. Bu kadar kıymetli hazineleri olan, bilgi ve birikimleri olan başkanımızı yayına getirdik biz de. Evet, evet başkanım Murat, devam Murat edelim. Kardeşimiz de Sorgunlu. Evet, evet biliyorum. O zaman aynı zamanda evet. Kendisi burada da program yapıyor. Murat Bey burada da program yapıyor. Yapıyor evet. Yapıyor. Evet takip ediyoruz. Evet. Yorumlarınızı biraz sonra devam edeceğiz. Okumaya evet, devam edeceğiz. Evet yine devam ediyoruz tarih evet, yolculuğumuza. Evet, yine Çorum'la Yozgat arasında Aydıncık sınırları içerisinde kalan Hititlerin gizemli şehri ve Hititlerin efsane şehri Şapınuva Antik Kenti mevcut. Bölgemizi anlatıyoruz. Karakız bölgesinde Hititlerin Hapis Boğazı'nda Hitit heykel atölyeleri de mevcut. Evet. Ayrıca Akdağ Madeni'ne biraz önce konunun ilk girişinde bahsettiğimiz Akdağ Madenimize bağlı Muşallim Kalesi var. Ki burayla ilgili de bunun hikayesi de uzun. Evet. Onu bir başka zaman anlatırız inşallah. Daha neler var? Çandır'da, bakın Çandır'da Osman Paşa köyünde Emirci Sultan Emiri Çini diye hepsi farklı ve gizemli tarihleri işaret eden bölgelerimiz var. Evet. Bu bölgelerin tarih açısından, stratejik konum açısından yerleşim ve tarımın, sanayinin, endüstrinin o dönemdeki sahip olduğu güzellikleri bölgelerimizde bulunması bizler için ayrı bir zenginlik tabii. Kesinlikle evet. Evet, şimdi Alişar Öğün'den bahsettik. Evet, nereye geldik? Şuayb Başar da demiş ki hayırlı programlar. Şu anda benim köyümü anlatıyorsunuz demiş. Şahmuratlı Köyü demiş. Evet. Biz de buradan Şahmuratlı Köyü'ne selam evet. ve saygılarımızı şimdi gönderiyoruz. Son ilçemiz Yerköy kaldı. Ancak Yerköy'e gelmeden önce bir şey daha anlatmak istiyorum ben burada. Şefaatli ve Yerköy mü kaldı? Sanıyorum. Öyle mi kaldı? Bir bakayım. Evet. Sorgun'u anlattık. Şefaatli'ye. Yerköy'e. Daha sonra Şefaatli nereye yazmışız? Olacak tabii Şefaatli de var. Siz yorumlar okuyun ben onu bulayım. Ben. Evet bu arada Mustafa Lük selamünaleyküm Yakup Ergen Bey çok harika bir insansın. Allah ömrün uzun eylesin. Bütün şehit gazi ailesine selam olsun. Ve aleyküm selam kıymetli Mustafa kardeşim. Mustafa Lük kardeşimize selam ve saygılarımızı sunuyorum. Tahir Lük abim tebrik ediyorum selamlar demiş. Tahir abi seni de bir gün ağırlamak isteriz buralarda. Tabii Tahir Bey. Yani Tahir Bey bizim değerimiz burada görmek isteriz. İnşallah bir gün programı beraber yaparız abi. İnşallah. Saygılar selamlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar olsun abim benim. Evet. Evet Sorgun'u anlattık. Sorgun'un evet. hakikaten bu bölgesi çok önemliydi. Tarihi özelliği. Yorumlar devam ederse okuyacağım inşallah. Evet. Evet. Şimdi Şefaatli'ye geliyoruz. Şefaatli ilçemiz yüz ölçümü 1870 km2. Rakım 907. Nüfusunu buraya almamışım ama
Nüfusu da çok yok şefaatinin evet, çok zaten. Bir de bir yoğunluğu yok evet. Evet. Yozgat ilinin güneyinde yer alan Kırşehir ve Nevşehir'e sınır olan il merkezinin il merkezine uzaklığı 41 kilometre şefaatinin. Evet. Osmanlı döneminde ufak bir köy olan şefaatli Cumhuriyet döneminde Ankara-Kayseri demiryolu hattının hizmete açılmasından sonra gelişmeye başlıyor. 1954 yılında Yozgat'ın ilçesi oluyor. Karasal iklimin görüldüğü ilçenin büyük bir kısmı bozkır. Akarsu kenarlarında ise genelde ağaçlık bölgeleri mevcut. İlçe halkının büyük bir kısmı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Yetiştirilen ürünlerden başlıcaları arpa, buğday, nohut, mercimek, şeker pancarı, fasulye, soğan, fiyi, korunga, yonca, üzüm, elma ve ayvadır. Büyük ve küçük baş hayvancılığın yanında da ilçede işte sığır, koyun, Ankara keçisi de şefaatte yetiştiriliyor. Evet. Evet. Şefaat için söyleyeceklerimiz de bu. Yeni Fakılı biliyorsunuz sonradan. Evet, küçük bir ilçemiz. Olan küçük bir bölgemiz, ilçemiz. Evet. Yüzölçümü 506 kilometre kare. Rakımı 1036 metre, nüfusu 5638 olan bir ilçemiz. Yozgat'ın güneyinde yer alan, Nevşehir'e sınırı bulunan evet, ilçe, yani. İlçenin Bektaşlı isminde bir beldesi, 6 köyü var. Karasal iklimin görüldüğü ilçenin büyük bir kısmı bozkır. Evet, biraz o yönden Yeni Fakılı şanssız biraz o yönden. Evet. İlçe halkının büyük bir kısmı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Az önceki saydığımız ürünler buralarda da yetişiyor. Ayrıca Cumhuriyeti ilanından sonra o tarihlerde Kırşehir'in bir ilçesi olan Avanos'a bağlanan Yeni Fakılı 1929 yılında Yozgat'ın Boğazyan ilçesine bağlanıyor. 1990 yılında da Boğazyan'ın ayrı iş haline getiriyor. Evet. Yalnız Yeni Fakılı ile ilgili şöyle bir şey de var. Ben onu da buradan izleyicilerimize duyurmuş olalım. Yeni Fakılı'nın domatesleri çok meşhurdur. Öyle mi? Tabii orada salça ve özellikle melemen yapıyorlar. Hı hı. Orada bazı marketlerde şişeler halinde melemen satışı yapıyorlar. Evet, evet, evet. Evet. Yani özellikle melemen yapacak dostlarımız Yeni Fakılı'yı tercih etsinler. Aa, demek ki. Hakikaten çok kaliteli yani. Ben toprağa uygun bir, demek ki domates için uygun. Evet, uygun bir bölge. Evet, evet, evet. Evet, son ilçemiz Yerköy. Yerköy'ün yüz ölçümü 1265 kilometre kare. Şimdi Murat Yozgatlı diyor ki selamlar, iyi akşamlar. Uzunlu Belediyesi için bir yorum yapar mısınız? İyi yayınlar demiş. Evet. Uzunlu da bizim, kurban oldum. Uzunlu ilçe yaparsanız yaparız tabii. İlçe yaparsanız ilçeleri tanıtıyoruz. Murat Yozgatlı. Evet, biz İlçe şu an yaptığınız anda onu da tanıtacağız evet, inşallah. Evet, şu an ilçeleri anlatıyoruz. Evet, şu anda Yerköy anlatıyoruz. Uzunlu'ya ilgili de ben bir iki kelime arkadaşımız kalmasın evet, söyleyeceğim evet, tabii. Evet. Şimdi Yerköy yüzölçümü 1265 kilometre kare, rakım 768 ve nüfusu 35.561, büyük bir ilçe. Yozgat'ın güneybatısında yer alan Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum'a sınır olan il merkezine 39 kilometre uzaklıkta olan bir ilçemiz. Evet. İlçenin bir Salmanlı bucağı, Saray ve Sekil olmak üzere iki beldesi, 58 köyü vardır. Karasal iklimin görüldüğü ilçe büyük bir kısmı bozkırdır. Akarsu kenarlarında genelde ağaçlıktır. Osmanlı döneminde ufak bir köy olan Yerköy, Cumhuriyet döneminde Ankara-Kayseri demiryolu hattının hizmete açılmasından sonra gelişmeye başlıyor. 1935'te bucak olan Yerköy 1945 yılında da Yozgat'ın ilçesi oluyor. Yarın Ayhan Bey'in programı var. İnşallah Yerköy'le ilgili detaylı bir şey anlatır burada. Ayhan Bey anlatır. Yani Yerköy'de de tabii ki Ayhan Bey'le birlikte oradaki iş sektörü de sanayi sektörü de bir hayli bir seviyeye geldi. Ayhan Bey detayını daha iyi biliyor. Çatayı yükseltiyor Ayhan Bey. Evet, yanardı. Aynen. İlçenin büyük bir kısmının geçim kaynağı yine tarım ve hayvancılık. Bölge rakım düşük olduğu için her türlü sebze meyvenin yetişmesine müsait bir arazisi var. Evet, bir takım sanayi tesisleri de bulunmaktadır. Şimdi evet. Az önce bahsettiğim Mamure dediğimiz yani Aydıncık ilçemiz ile birlikte Aydıncık biliyorsunuz Zile'ye daha yakın. Zile'ye 60 kilometre mesafede olan ve tarihi bölge olarak da o bölgedeki gelişmelere ortak diyebileceğimiz sınırları var.
Nedir bu? Mesela tarihi Zele Savaşı duydunuz mu hiç? Zele Savaşları. Bakın tamam. Ben buradan Zele Savaşları'nın olduğu ekrandan görülebiliyor mu? Evet, evet, burada görülüyor. İşte bu savaşın yapıldığı arazinin durumunu gösteriyor, haritasını bu. Ben o Zele Savaşları'ndan kısaca bahsetmek istiyorum. Yani bu bölgenin zenginliğini anlama açısından evet, bunları evet, anlatıyoruz tabii. Tarihi Zele Savaşı, milattan önce 48'de Sezar 52 yaşına kadar Galya'yı yani Britanya'yı fethetmiş. İç savaşta büyük rakibi Pompeius'u dize getirmiş. Mısır donanmasını yakmış. Başarı üstüne başarı kazanmış Sezar. Evet. Sezar'la ne ilgisi var? Şimdi göreceğiz. Bu sırada Anadolu'daki kadim düşmanı Pontus Krallığı da boş durmamış. Büyük Pontus Kralı Mikradates'in oğlu Kırım'daki Bosporan Devleti'nin kralı Fernakes önderliğinde Roma şehirlerini yakıp yıkmış. Üstüne de Sezar'ın generallerinden Calvinus'un ordusunu feci bir şekilde yenmiş. Fernakes Aydıncık bölgesinde yaşamış ve o bölgeye hakim olmuş biri. Fernakes'in saldırılarını haber alan Sezar, İskenderiye'den Suriye'ye yola çıktığında yanında sadece çok güvendiği 6 Fernate lejyonunu alır. Bu lejyonlarla son derece tecrübeli ve usta askerleri vardır. Antakya üzerinden Tarsus'a geçer. Sezar orada törenle karşılanır. Tarsus'ta Sezar'ı bekleyen 2 lejyonla birlikte 20 yıl önce Roma'nın Pontus'a yenildiği savaştan sağ çıkan asker ve gaziler de var bu lejyonların içerisinde. Sezar sayıları eksik de olsa kendi topladığı 3 lejyon ve Galat lejyonu süvarilerle birlikte Pontus kralı Fernakes'in karşısına çıkmaya hazırlanır. Fernakes çok ciddi şekilde kafa tutar Sezar'a. Fernakes Sezar'a tabi bu arada barış şeylerde gönderiyor. Elçiler gönderiyor, altınlar gönderiyor. Fernakes'in şu anda bastırmış olduğu paralar en değerli paralar. Sezar'ınkinden daha değerli fakat Sezar çok para bastığı için evet, zannediyor ki benim param değerli, ben Sezar'ı kandırırım zannediyor ama Sezar'a güç yetmez. Sezar evet, habire evet, darpane para basıyor. Evet. Dolayısıyla Fernakes Sezar'a elçiler, altınlar göndererek son dakika manevralarıyla savaştan kaçınmak ve kazanmak istese de artık savaş yakındır. Sezar'ın kuvvetleri Zile'ye 3 kilometre mesafede bulunan Kuru Pınar köyü çevresinde. Şu anda orada o köy halen aynı köyün adı Kuru Pınar köyü. Evet. Kamp kuruyor. Ağırlıklarını oraya bırakıyor. Zile'ye 7-8 kilometre uzaklıktaki Yünlü köyü eteğindeki dağın yamaçlarında konuşlanan Fernakes Romalıların yaklaştığı haberinden şüphesiz Sezar doğal olarak bu şekilde konuşlanan düşmana ovadan yaklaşmıyor. Karşısına çıkmıyor Sezar. Tecrübeli bir savaşçı. Zira 20 sene önce Romalı general Tirtinaüs aynı yerde aynı şekilde tuzağa düşmüş. Fernakes'in babası Mikrotades'in tuttuğu hakim tepelerin altındaki vadiye girerek kendi sonunu hazırlamıştı. Onu da bildiği için Sezar Tirtinaüs'ün tuzağına düşmediği ve alternatif bir yol kullandığı neredeyse kesindir diyor tarihçiler. Konuyla ilgili çizim ve hipotezlerin aksine Sezar'ın Zile'yi Amasya'ya bağlayan antik yola girmeyip doğuya yöneldiği ve Skrotes Dağı'nın eteklerinde vadiye inerek düşmanla karşılaştığı anlaşılır. Evet. Ve sonuç olarak iki ordu orada karşılaşır ve Sezar yener. Ve Sezar yener ve Sezar'ın o tarihe geçen bir cümlesi var. Bakın ne diyor? Evet. Diyor ki zafere alışkın olan Julius Sezar savaşı çok hızlı bir şekilde kazanır ve başarır. Artık keyfine diyecek yoktur. Ve Roma'daki arkadaşı Mitaus'e yazdığı mektupta tarihe geçen sözlerle konuyu bitirir. Aynen bu cümle. Veni, vidi, vici. Yani geldim, gördüm, yendim. Evet, evet. Ve Sezar noktayı koyuyor. Evet. Evet, işte bu gösteriyor ki Yozgat'ın evet, yakınlarıyla, ilçeleriyle, tarihi geçmişiyle zengin bir bölge olduğu, Roma hamamıyla, Kerkenes harabeleriyle,
daha biraz önce de saydığımız gün yüzüne çıkmamış. Çapanoğlu Camisi ile. Tabii Yozgat'ın merkezi, oraya gelelim. Hı hı. Yozgat'ta bitirelim konuyu. Yozgat evet. Merkezde bulunan, şu anda sanıyorum Yozgat Valiliği'nin tespit ettiği 60'ın üzerinde tarihi konaklar var orada. Hı hı. İşte Hayri İnal Konağı gibi, Hüzdi Baba Konağı gibi. Şu anda geçmiş dönem belediye başkanlarından Sayın Doktor Kazım Arslan o konakların birçoğunu restore ettirdi. Mevcut başkan da devam ettiriyor sanıyorum. Evet, evet. Konaklar ciddi bir şekilde hizmet veriyor. Yalnız ben buradan yetkililerden bir şey istirham ediyorum. Sayın Belediye Başkanından, Sayın Valimizden, biz Yozgat'ta hizmet veren tek kültür derneğiyiz. Kültür Turizm Derneğiyiz. Dolayısıyla bu konaklardan birini bu derneğimize tahsis ederek bu yapmış olduğumuz çalışmaları daha teknik, daha donanımlı bir şekilde yürütebilmem için böyle bir mekana ihtiyacımız var. Celal, Yozgat'a gelen Celal Başkanım halleder aslında. Yozgat'a gelen tüm kültür valilerimize biz bu konuyu iletiyoruz. Hı hı. Tabii hepsi tamam ilgileneceğiz diyorlar ama Yozgat'tan gidiyorlar, hala ilgilenmiyorlar. Hı. Maalesef. Bu arada Yozgat'a çok büyük emeği geçen yine eski valilerimizden Sayın Abdülkadir Yazıcı'yı ben buradan anmadan geçemeyeceğim. Çünkü Sarıkayer Omamamı'nın kazı çalışmalarını Abdülkadir Yazıcı döneminde biliyorsunuz. Evet, başladı. O dönemde başlanıldı, bu seviyeye gelindi. Hı hı. Yozgat için, Yozgat merkez de dahil, Sarıkayer Omamamı da dahil, Yozgat'ın birçok ilçesinde çok emeği geçmiş gibi valilerimizde. Hı hı. Zaman zaman kendisiyle telefonla görüşüyoruz. Bu anlamda bize, o dönemde tabii derneğimiz tam aktif değildi. Eğer aktif olsaydı ben inanıyorum ki Abdülkadir Yazıcı valimiz bize mutlak bir yer tahsisi yapardı. Bu demek değildir ki bize yer tahsis edilmeyecek. Dediğiniz gibi Sayın Belediye Başkanımız Celal Köse'den bir konak yeri rica ediyoruz. Tabii biz mülkiyetini istemiyoruz. Tabii, tabii, kullanım tabii. olarak yine bizim dışımızda orası kültür sanat ama bizim sabit olarak yer. Evet. Sabit olarak yerimizin bilinmesi açısından bir konağa ihtiyacımız var diyorum. Evet. Yozgat Kültür Turizm ve Tanıtım Derneği olarak bunları yaptık. Bunları yaptık. Şimdi yani sıra geldi. Bir derneğin faaliyetini ancak bitirebildik. Şimdi sıra geldi Sarıkaya Şair Yazarlar Derneği Başkan Müzisyenler Derneği olarak. Şimdi diyorlar ki Madımak'tan bahsediyorlar. Evet. Bazlama'dan bahsediyorlar. Çökelikli dürüm diyorlar başkanım. Yani evet. Ondan sonra ne bileyim yani yani yemeklerinden de bahset bakalım şu ne olacak şimdi, diyorlar. Şimdi Yozgat'ımızın tabii biraz önce de Şengül Hanım da evet, bahsetmiş evet. orada yorumunda. Tabii her yörenin kendine has yemek kültürü vardır. Evet. Bizim arabaşı diye halk tabiriyle anlatılan yemek adının asıl adı ara aşıdır. Ha. Arabaşı biraz daha İşte Nasrettin Hoca'ya demişler ki işte hocam benim oğlum oldu adını ne koyayım demiş sormuşlar. Hoca demiş ki eyip koyma da ne yaparsan yap demiş. Hocam ne, nedir? Bizim halkımız onu kısa da ip kalır demiş. Ha, evet. Onun için bizim eyip derken. Yani evet halk tabirleri biliyorsunuz yöresel evet, tabirler. Evet. Ara aşı demedense ara başı diyelim şeklinde dile daha kolay geldiği için. Aslında evet. nedir ara aşının özelliği? Eskiden kış günleri kış sohbetleri soğuk olur. Olan bir memleket. Tabii soğuk memleket. Bir de uzun yani erkenden yatmamak için. Hı hı. Vatandaş sohbet ediyor. Saat 10 falan olduğu zaman da tabii acıkıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla hemen bir hamurla arabaşı evet. hazırlığı yapılıyor. Arabaşını yutuyorlar. Sohbete yine devam. İşte ne zaman biterse artık evet. falan gibi. İşte o dönemlerde yemek arabaşı dediğimiz şey bu. Çorbası da böyle acılı içerisinde işte hindi, tavuk ne varsa o şekilde hamurdan yapılan bir çorba yine. Evet. Tabii Madımak dediğimiz yöremizin evet. Hanımların işte Madımak dönemi de Mayıs gibi falan sanıyorum başlıyor. Başlıyor. O dönemde bol bol Madımak işte sarımsaklı yoğurtlu böyle filan yufka ekmekle bazı yörelerde yufka ekmeği kağıt ekmek diyorlar tabii bilmeyen yöreler. Evet. Yufka ekmeğimizde işte onlar. Bizim da yemek kültürümüz Yozgat olarak çok geniş bir yemek kültürümüz evet, var. Evet, evet. Ne bileyim yani hem şöyle hem yoklukta yapılan yemekler gibi olan yemekler var. Aileyi doyurucu
ve hamur işlerini çok yani kullanan genel, bir... Genelde mesela bulgur pilavı... Aynen çok kullanılır bizim yani burada. Çok kullanılır. Bulgur i̇şte, pilavını turşusu. Alınır, ondan sonra yanına dal turşu konur, yani. Ekmeğin arasına, bazlamanın arasına konur, yenir. Aslında ve... başkan bir de şey var, bakın bizim bölgemizde eskiden tabii dedelerimiz, ninelerimiz anlatırlardı bunu. Evet. Kışın kar çok yağdığı için karla birlikte pekmez, karın üzerine pekmez dökerler. Yani kıtır onun, kıtır yenirdi. Yani orada. Onun da ayrı bir şeyi var tabii, lezzeti tabii, var. Tabii, evet. O şekilde mesela biz, çalma deriz. Evet, pekmezin, çalma da var. Pekmezin daha koyu bir şekli. Yani şimdiki modern adıyla sarelle diyorlar ya. Evet. O dönemin sarellesi. Kesinlikle. Gibi evet. Yani bu yörede tabii ki... İşte köftelerimiz biliyorsunuz. Köftelerimiz meşhur. Hanımlar ellerinde evet. Köfte yaparlar. Omaçlı dürüm yerdik biz. Mal gütmeye giderdik. Evet, mal gütmeye giderdik. Öyle diyelim direkt. Hayvan otlatmaya gittiğimizde bize azık olarak omaçlı dürüm yaparlardı. Evet. Eğer yumurta kırarlarsa içi torpilli olurdu. Evet. Torpilli olmuş olurdu yumurta kırarken. Şimdi öyle bir şeyimiz var. Bu eskiden hazın damı derlerdi ya. Evet. İşte bu yani ninelerimiz bu erzakları oralarda serin olduğu için buzdolabı yok tabii o günlerde. Evet. Oralarda saklarlar. Bütün yiyecek erzağı oradadır. Tabii ben hiç unutmam benim ninem mesela büyük bir anahtarı vardı belinde takılı. Anahtarı kimse alamaz. Mümkün değil. Evet. Hazın damının anahtarıdır o. Evet. Acaba onu nasıl kandırırız da oradan açtırır, oradan yiyecek bir şeyler alabilir evet, miyiz diye. Evet, kesinlikle. Çocukluğumuzda evet. Bu tür şeyleri de yaşadık tabii. Şimdi evet. Rahmetli anam zamanında bizim evde bir oda vardı. Odada iki tane büyük kendi boyumuzca dal turşu olurdu. Bir tane domates evet. Turşusu, bir tane bilmem lahana turşusu, bir tane pekmez. Ondan sonra küplerle çökelikler basılmış ve kış hazanı hazırlanmış bir şekilde yaza kadar onu yiyeceksin. Başka pazara gitme yoktu doğru dürüst. Evet. Evet. Güzel bir programımız oldu. Dolu evet. Dolu geçti. Sarıkaya Şair. Sarıkaya Şairler Yazarlar Derneği'nden de bahsedelim ama evet. Uzun uzadıya çok başkanım. Yok özetle geçelim. Vakitin nasıl geçtiği belli olmadı. Vallahi... Çok güzel yani bize bilgilendirici tarihimizle ilgili çok evet. Güzel bilgi verdiniz. Sarıkaya Şairler Yazarlar Derneği ile ilgili nelerden bahsediyorsunuz? Sarıkaya Şairler Yazarlar Derneği 29 Ekim 2010 tarihinde kuruldu. Neden 29 Ekim? Biliyorsunuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın evet. Günüydü. Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla örtüşsün diye o gün önemli bir tarih olduğu için hafızalarda yer etsin diye o gün kurduk derneğimizi. O gündür bugündür derneğimiz sosyal projelerin içerisinde yer aldı. İlçemize birçok Türkiye genelinden şairler, yazarlarımızı davet ettik, ağırladık kendilerini. Bölgenin işte Roma Hamamı dahil gezilmesi, görülmesi gereken yaylalarımıza çıkardık. Hisarbey Yaylası'na. İşte gittik. Az önce yazmış bir yorumcumuz orada, değerli hemşerimiz. Uzunlu kasabasınıza arkadaşlarımızı götürdük. Uzunlu hakikaten güzel bir belde. Evet, evet. Geçmiş dönem belediye başkanı eğitimci Turan Koç başkanımız bir orada. Bir de çok başarılı belediye çok başkanlığı yapmış orada. Emekliliği var orada. O parkın hazırlanmasında, yapımında. Mesela biz orada bir film çekmiştik. O filmde sabahın 4'üne kadar bize orada yanımızda durdu, bize eşlik etti. Buradan Sarıkaya'dan Uzunlu'ya götürdüğümüz şairler, yazarlar arkadaşlarımıza orada programlar hazırladık. Yöresel ikramlarda bulundu. Evet, hakikaten evet. Uzunlu anlamda yörenin zengin bir bölgesi, yemyeşil bir bölge. O yönden ben Uzunlu hemşerilerimize de buradan teşekkür ediyorum. Her ne kadar ilçemiz, beldemiz olsa da bir ilçe formatında bir beldemiz Uzunlu. Çok önemli bir bölge yani o anlamda. Dolayısıyla şairler, yazarlarımızı bu bölgelerimizde tanıtırken gittikleri zaman arkalarından bir anı kalsın anlamında. Mesela biz programımızın birini Kınalı Hasan'ın memleketi olan Karayokup kasabasında gerçekleştirdik köy ortamında. Evet. Halen o
programımıza katılan arkadaşlarımız, Türkiye genelinden davet ettiğimiz arkadaşların o günkü programın güzelliğini ve lezzetini unutamıyorlar, hala anlatıyorlar. Neden? Kesinlikle. Çünkü o günkü yemeklerimizin, az önce konuştuk ya. Evet, evet. İşte hanımlar evde sajda börekler yaparlar ya. Evet, börekler, evet. Madımak, yayla çorbası. Evet, evet, evet. Bulgur pilavı, turşu. Bakın yaz ayları Temmuz'da. Yoğurt. Biz bunları ikram ettik. Evet. Arkadaşlara ben aynen şunu dedim. Dedim ki arkadaşlar, biz Türkiye'nin birçok yöresine gidiyoruz. 5 yıldızlı otellerde belki birçok şeyleri yemediğimiz, görmediğimiz yemekleri de görüyoruz. Ancak yöresel yemeklerimizin tadı bir başka. Ben burada o yemeklerin hiçbirini size ikram etmeyeceğim. Tamamıyla doğal, yörenin yemeklerini, ama bunu demedim arkadaşlara. Ne zamana kadar? Köye indiler otobüslerden ve yer sofrası yaptım. Masa da yok. Yer sofrası, yere o hani eskiden çul sererlerdi ya. Yere çullar serildi. Üzerlerinde sofralar. Herkes üçer beşer kişi her sofranın başında toplanırdı. 60-70'e yakın arkadaşımıza orada yöresel yemekleri ikram ettik ve programı da orada yaptık. Doğru. Dolayısıyla doğru. Bu şekilde de Sarıkaya Şairleri yazarların sosyal etkinlikleri oldu. İnşallah ilerleyen bu pandemi sürecinin rahatlamasıyla birlikte bu sosyal faaliyetlerimiz hızla devam edecek. Bu hız sıra gecelerimiz devam edecek bu, mi? Sarıkaya'da yaptığımız sıra geceleri, sıra evet iyi dediniz. Evet. Sıra geceleri yapıyorduk. Siz de evet. Katılıyordunuz biliyorsunuz. Evet, evet. Yani o sıra gecelerinde... Sıra geceleri bir muhteşem oluyordu. Kesinlikle. Şimdi ne bileyim, geçen de mesela Selimli köyümüzün muhtarı vefat etti. Allah, evet, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sıra gecemize katılmış ve renk ya, katmış bir köydü. Bir hatırası kaldı orada. Adnan, evet, başkanımız katılmıştı o gün. Valla başkanım şöyle evet, bir şey de var. Şimdi bazı arkadaşlar tabii espri bu da. Yanlış, evet, anlamasın kimse. Ya biz o programa katılıyoruz, oradan sonra ölüyoruz diyor. Başkanım o zaman bizim gitmemiz lazım olur. Yani, öyle şey şimdi, olur mu? Adnan Başkan Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Biz mi öldürdük öyle, yani adam? Yani bizim derneğe gelip de uzun yaşayan olmuyor. Valla işte. En uzun biz kaldık Allah herhalde. Allah'ım hayırlı ömür versin herkese. Tabii, Allah rahmet eylesin. Evet, rahmet onları eylesin. Da rahmetle saygıyla anıyoruz. Hakikaten evet. Adnan Başkan, Adnan Şahin. Derneğimizde emekleri evet, oldu. Başkanım birkaç tane daha. Tahir Lök kardeşimiz derneğimize katıldı. Tahir Lök inşallah, Tahir Lök abimi buraya bir programa alalım. İnşallah. Allah'ın verirse. O güzel sohbetlerinden burada edeceğiz inşallah. Basri Taştan abim hayırlı yayınlar, çok selam herkese demiş. İyi yayınlar Çapan Murat Yar demiş. Metin Ergen Fransa'dan sevgiler, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum amcaoğlu. Murat Yar Desti Kebabı'nı da çok güzel demiş. Süha Aytaç, geçmişi özlettiniz. Teşekkürler. Kelamı kardeşimizle de gururlandık demiş. Süha evet, Aytaç. Süha Aytaç benim askerden komutanım. Öyle mi? Komutanım selamlar gönderiyorum. Komutanım. Yani bu arada askerlik arkadaşlarımız da izliyor şu anda. Çok iyi. Çok onu iyi. Da belirteyim. Askerden birlikte askerlik yapıyoruz. Arkadaşlarımızdan da yaklaşık 40 kişi, komutanlar da dahil, hı hı, bir grup kurdum sosyal medyada. Çok iyi. Onları da bir araya getirdim. İnşallah bu süreçle birlikte onlarla da bir araya geleceğiz. İnşallah güzel olur. Güzel olur. Evet. Evet. Demiş ki Kelami Bey ve Yakup Bey, sizlere verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bursa'dan Yozgat'a selamlar. Rafet Özsu öğretmen arkadaşımız. Biz evet, de Bursa'ya sevgiler, selamlarımızı evet, sunuyoruz. Evet, selamlar gönderiyoruz. Eskileri yad ettiğiniz için teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Durmuş parlak Yozgatlı diye yazmış. Genç bir kardeşimiz olsa gerek. Aytekin Büyükata, iyi yayınlar diliyorum başkanım demiş. Tahirlik çok dertli söylüyorsunuz. Tahir Bey sen daha dertli söyle. Tahir abi sen dertli söylemek senin için kurban oldum. Seni buraya aldığımızda söyleyeceksin inşallah. Feyzullah Sarıkartal, başkanım iyi yayınlar dilerim. Almanya Stuttgart'tan evet, selamlar Feyzullah demiş. Sarıkartal Almanya'da Stuttgart'ta değerli bir bestekar. Evet. Benim de, buradan... benim de bir eserimi besteledi. Ha, o çok Mahir güzel. Kürdüğü makamında seni andım diye, seni andım Kız Kulesi'nde diye bir şarkım vardı, eserim. Evet. Besteledi. Kendisine de buradan selam, saygılarımı sunuyorum. Çok evet, teşekkür ediyorum. Bugün yine yeni taze bir beste geldi bana. Cevat Gökalp, Tekirdağlı bir bestekarımız.
Mahur makamında bestelemiş yeni bir eserimi. Henüz bakamadım, yayına girmeden önce gördüm. Evet. Değerli bestekarımıza da buradan saygılarımı sunuyorum. Evet, son olarak. Tabii bu Sarıkaya şairler, yazarlar anlatırken şunu da hemen tamamlayalım. Bu arada benim yaklaşık değişik bestekarlardan oluşan 30'a yakın eserim bestelendi. Birçoğu TRT'ye gönderildi. Geçer geçmez ayrı konu ama TRT'ye gönderildi. İnşallah geçen de olursa memnun oluruz. Tabii mutlu oluruz. Bunun dışında şarkı sözü yazarlığımız devam ediyor. Yazıyoruz zaman zaman. Sarıkaya Şairler Yazarlar DM'yi sıra gecelerinde inşallah devam ettireceğiz. Bu anlamda gençlerin ileriye dönük müziğe karşı olan ilgilerini artırmak, yazmak gibi duygularını da geliştirmek adına biz de gerekli katkıları sağlayacağız. Şimdi Murat Yozgat'ı demiş ki Allah razı olsun, iyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyorum. Saliha Mumun diye biri. Evet, tebrikler hocam demiş. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi Sarıkaya Şairler Yazarlar Derneğimizde aynı zamanda kitapları olan Kaşif Kani Ertürk evet, hocam var. Evet, oraya gelecektim işte, toparlıyorum. Evet, evet, evet başkanım. Sarıkaya Şairler Yazarlar Derneği'nin Kaşif Kani Ertürk hocam da eski Milli Eğitim Şube Müdürü. Evet, evet. Şair yazar, aynı zamanda derneğimizin de başka yardımcısı. Aynen. Birlikte çalışıyoruz. Tabii siz de bu arada bizim derneğimizin üyesisiniz. Aynen, bunu da belirtelim. Aynen öyle. Aynı şey içerisinde, jenerasyon içerisindeyiz. Kaşif hocamızın da büyük emekleri var. Göçmen kızı. Deyince, evet, onun bir göçmen yani bazen espri yapıyordu Brezilya dizileri gibi. Evet, göçmen kızı. Göçmen kızının hiç arkası bitmiyor tabii. Evet, çok güzel. Ama güzel yani. Şiirler evet. Arka arkaya kesinlikle devam eder. Kesinlikle ben bayılıyorum, aldım. Kaşif hocamın da birçok eseri bestelendi. Evet, şarkı oldu. Evet. Hatta bir albüm çıktı. Aha. Bir bestesini de ben yaptım Kaşif hocama. Resminle kaldım diye. Güzel bir eser oldu. Bu şekilde Sarıkaya Şairler Yazarlarımızın şeyi bu, faaliyet alanımız. Evet. Yaklaşık 1 saat 40 dakika oldu programımız. Valla bizde sınır su yok. Gibi, su gibi gidiyor ben, yani. Ben geçmişte Düzce televizyonda bir yayına katıldım. Evet. Moderatör arkadaşımız dedi ki başkanım 1 saat 15 dakikalık yayın süremiz var. Evet. Biz nasıl bir sohbete başlamış ki 2,5 saat olmuş. Doğru. O zaman şöyle söyleyeyim. Son 10 dakika diyelim. Evet. Son 10 dakikamıza girelim. Zakir Oral yine bir yorumlardan bakayım. İyi yayınlar değerli Gazim demiş. Teşekkür ediyorum. Belekcan Kavağı'ndan eniştemiz Zakir Oral. Tahirlik, ölümden bahsedince acaba dertli söylediğimiz için mi diye düşündüm diyormuş. Niye? Dertli söylüyor ya diyor. Ondan mı dernektekiler ölüyor diyor. Tahir abi sen o kadar çok dertli söyleme, kurban oldum. Bak ondan olabilir. Yok Tahir Bey vadesi yeten gidiyor. Yani öyle şimdi, bir şey. Tabii biz espri yapıyoruz. Bir de Tahir abim bu ara Gönül Dağı'ndan Ağaççı Hüseyin'i çok dinliyor. Aynen. Ağaççı Hüseyin var orada. Her şeye bu ara arıyor. Tahir abim de burada alıyor. Dikkat etsin Tahir abim. Valla değerli dostlar, sevgili izleyiciler, ben genelde hayatımdan televizyonu çıkardım. Televizyonu izlemiyorum ben. Genelde çünkü televizyon izlemeye vaktim olmuyor. Bütün günüm bilgisayarda, telefonda geçiyor sürekli. Çünkü birazdan kısaca ondan da bahsedeceğim. Türksem diye bir yapılanmamız var. Bütün zamanımızı o aldığı için artık televizyonu unuttuk. Ama bu pandemi sürecinde arada bir haberlere denk geliyorum. Arada bakıyorum ama çok oturup da izlemiyorum televizyonu. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sarıkaya'mızdan Türkiye'ye bu ışık gibi Türksem diye bir yani derneğimiz kuruldu. Kurucu başkan olarak da Kelam Akdemir başkanım yapıyor. Çok büyük bir hizmet. Sarıkaya bunun daha farkında değil. Evet değil. Sarıkaya bunun farkında değil. Evet. Neler yapıldığının, ne yapıldığının dışarıdan kıymet biliniyordu. Bazen içerideki insanlar kıymet bilmiyor. Bunu da söyleyelim yani. Doğru, doğru. Şimdi tabii bunu derken biz hemşehrilerimize sitemimizi yapalım. Yozgatlarımıza. Sitem hakkımızı da yapalım yani. Değil mi baştan? Yani Yozgatlarımıza, Sarıkaya'lı hemşehrilerimize. Tabii hepsine ayrı ayrı saygımız sonsuz. Tabii o ayrı. O ayrı bir konu ama tabii gönlümüz şunu istiyor ki
hani gönül umduğu yere küser derler ya. Evet, evet. Biz kendi vatanımız, kendi topraklarımızdaki insanımızın da birbirine sahip çıkması kadar bir güzellik yoktur. Bakıyorsunuz Türkiye'nin, tabii ki Türkiye 7 bölgeye ayrılmış. Her bölgenin farklı kültürü, farklı kesinlikle, gelenekleri var. Kesinlikle. Bazı bölgelerde bakıyorsunuz insanlar birbiriyle kenetlenmiş. Hı-hı. Bir tutkunluk var, bir birlik, beraberlik var. Ne hikmetse bizde bu şeyler olmuyor. Bakınız bizim yaptığımız çalışma, az önce bahsettiğiniz gibi TÜRKSEM, kısa adı TÜRKSEM olan Türkiye Kültür Sanat Edebiyat Meclisi İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği. Bu anlamda Türkiye'de kurulmuş şu anda 27 tane meslek birliği var. Biraz daha iyi anlaşılması için ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela Eczacıların Eczacılar Birliği. Tabiplerin Tabipler Avukatların Birliği. Avukatlar Birliği. Tabiplerin Tabipler Birliği. Esnafların Esnaflar Birliği gibi Türkiye'de işte müzik yapımcıları kuruluşları var. MESAM gibi. Evet, evet, evet. Birliği. Mali müşavirlerin işte benim de bulunduğum, üyesi bulunduğum TÜRMOB gibi Mali Müşavir Odaları Meslek Birliği şeklinde kurulmuş değişik bakanlıklara bağlı bir meslek birlikleri var. Bizim kurduğumuz, kuracağımız meslek birliği de şu anda Türkiye'de yasal olarak kurulmuş 27 tane meslek birliği oldu. Biz ilk 3 yıl önce başladığımızda bu meslek birliği sayısı 22 idi. Demek ki 3 yıl içerisinde 5 tane daha kurulmuş. Bunlar kimler diye araştırdım internetten. Baktım ki sinema ve tiyatro dalında 5 tane daha meslek birliği kurulmuş. Bu meslek birliklerin özü 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında kurulmuş ve Kültür Bakanlığı'na bağlı. Biz de resmi üye sayımızı tamamladığımız zaman bu kuruluşumuzu Kültür Bakanlığı'na sunacağız. Onay iznimizi aldıktan sonra Türkiye'de resmi kurulmuş TÜRKSEM adıyla bir meslek birliği oluşmuş olacak. Ve bunun etrafında projeler üreteceğiz. Şu anda bize bağlı, yani resmi olmayan kuruluşa, resmi olmayan şekilde kurduğumuz kuruluşlar içerisinde 70 tane ilde il temsilcilerimizi atadık. 7 tane ülkede ülke temsilcilerimiz var. Öyle mi? Tabii tabii. Bakın az önce Almanya'dan aradılar. Almanya'da var, Fransa'da var. Hollanda'da görüşüyoruz, devam ediyor. Avusturya'da, ya, Kıbrıs'ta. Iyi. Kıbrıs'ta bir profesör Hasan Çakmak hocamız var. Kıbrıs temsilcimiz. Çok iyi. Dolayısıyla Azerbaycan'da Gülnara Hanım var. Moskova'da bile temsilcimiz var. Çok güzel, çok yani, güzel. Yani yavaş yavaş. Evet, evet. Ve şu andaki işte tamamlıyoruz. Bir yıllık pandemi süreci bizi biraz tabii geriye attı. Dolayısıyla şu an itibariyle yaklaşık 500'e yakın üyemizi resmi ıslak imzalı formumuzu aldık. İşte bir 500 üyemiz daha tamamladığımız zaman artık bu kuruluşun resmi ilanını yapmış olacağız. Bu çalışmamızın genel merkezi Ankara'da. Ankara'da bize bu anlamda çok büyük destekleri olan Tarihtaş, kısa adıyla Tarihtaş olan derneğimizin yönetim kurulu üyesi Kırşehirli bir hemşehrimiz Sayın Hidayet Çakır dostumuz var. Ankara aynı zamanda TÜRKSEM yönetimimizde. Ankara İl Temsilcimiz Suna Korkut, Ankara'da ciddi bir şekilde sürekli irtibat halindeyiz. Oradaki evet. Çalışmaları yürütüyorlar. Diğer illerde de az önce söylediğim, işte vaktimiz olsa da onları da saysak ama il temsilcilerimiz de birlikte sürekli diyalog halinde. TÜRKSEM'le ilgili olmadı bir program yaparız başkanım tekrar. Uygun yani o da olabilir. De. Ben programın başında söyledim. Şu an bizleri izleyen arkadaşlarımıza bir kez daha yineliyorum ben buradan. Evet. Bu hafta sonu cumartesi günü akşam saat 21'den itibaren sadece TÜRKSEM'le ilgili kendi sayfamdan canlı yayın yapacağım. TÜRKSTEK grubunda bulunan arkadaşlarımızla TÜRKSEM il temsilcilerimizin bu yayını mutlak surette izlemelerini ben arzu ediyorum. Çünkü teknik konulara değineceğiz. Bazı anlaşılmayan veya sabote edilen konular var. O konuların netleşmesi kanunun tarihi esasları çerçevesinde söyleyeceklerimizi hiç kimseden çekinmeden, tabi bunları söylerken biz Yozgatlıyız, biz açık yürekliyiz, samimi insanlarız. Hakikaten Yozgat insanı doğal insandır. Bir şeyi gizlemez. Asker gibidir. Askerlikte sır olmaz biliyor musun? Doğru, doğru. Asker vatanı bekler ve olduğu gibi haykırır yani. Biz de o yapıdayız. Onun için bizim bu çabamızın özü sanat adına, edebiyat adına yaptığımız faaliyettir. Herhangi bir hesabın kitabın içinde de değiliz.
Doğru. Mehmet Yılmaz maşallah başkanım demiş. Ondan sonra Tuncay Demirkazık hayırlı akşamlar başkanım. Başarılar dilerim. Hayırlı yayınlar selam demiş. Tuncay abim ve aleyküm selam. Teşekkür ediyorum kıymetli abim. Murat Yozgatlı çok doğru bir söz demiş. Biraz önce söyledik ki kendimizin kadri kıymeti bilmiyor diye. Bunun gibi. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Tabii şimdi, biz müzikle de uğraştığımız için. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Şimdi evet. Dur, hazır Kelam Başkanımı bulmuşken şöyle bir durumu var. Kelam Akdemir Başkanımın Orhan Gencebay'la olan anıları var. Evet. Şimdi Orhan Baba'yla olan anılarından bir bahsedecek olursan Kelam Başkanım. Şimdi neden? Orhan Baba'yı ben ilk dinlediğimde ilkokul 2. sınıf öğrencisiydim. Evet. Amcam şu an İstanbul'da kalıyor. Benim yengem Çerkez'dir. Kendisi. Evet. Uzun yaylalı. Yengemi normal evlenmedi, kaçırdı biliyor musunuz? Anlaşmayla. Anlaştılar, evlendiler. Vermezlerse kaçıracaklar. Yani, anlaştılar, evlendiler. Ben ilkokul 2'ye gidiyorum, İstanbul'dayız o arada. Evet. Tabii aynı apartmanda kalıyoruz. Amcamın odasında bir eskiden plaklar vardı böyle. Bir önce bir cızırtı sesi gelir, arkadan müzik gelirdi. O plaklardan bir plak var. Baktım orada plakları karıştırıyorum. Hep Orhan Gencebay yazıyor üstünde. Ne olduğunu da bilmiyorum. Hiç dinlemedim de. Yengeme dedim ki, yenge dedim, bu nasıl çalışıyor, bunu dinleyebilir miyiz dedim. Tabii dedi, bir tane plak koydu oraya. Hiç unutmuyorum. İlk dinlediğim Orhan Gencebay'ın plağı Aşk Fınarı. Öyle mi? Yani çok harika bir eserdir. Evet. Keşke fırsat olsa da okuyabilsek. Okuyabiliyorsan bir şey yapabilirim başkanım, bir tanesinden ola okusam. Yani Orhan Gencebay'dan bir parça okuyabilir mi acaba? Teknik donanım ona müsait mi bilmiyorum ama. Olabilir mi? Olmazmış. Olmaz. Neyse biz evet. İzleyicilerimize bir çıplak sesten bir eser yorumlarız şu an. Onu ya sanat bizinden yaparız onu. Şimdi tabii o plağı dinledim ben. Fakat plağı dinledikten sonra yani ben de böyle 7-8 şiddetinde bir deprem oldum. Diyeceksin ki ilkokul 2. sınıf çocuğu ne anlar bu işten. Müzik beni o kadar bir sürükledi ki, etkiledi ki. O günden sonra hep Orhan Gencebay dinledim. Kasetlerini aldım, hep onu dinliyorum. Ne zamana kadar? İşte belediyede çalıştığım döneminde, basın müdürlüğü yaptığımız dönemde yine İstanbul Emit Turizm Fuarı'na katılmıştık. Orada Tokatlı bir hemşehrimiz var, Orhan Gencebay'ın da çok sık görüşen. Cengiz Sezgin, buradan da kendisine selamlar olsun, Bursa'da ikamet ediyor. Cengiz Bey dedim ki, ya toprağım, hemşerim dedim, Orhan Baba'yla bizi bir görüştür arkadaş dedim, sen sürekli gidiyorsun filan. Evet. Tamam dedi, ne demek dedi ya, istediğin o olsun filan. Ve günü kararlaştırdık, ben buradan İstanbul'a gittim, o da Bursa'dan geldi. İstanbul'da buluştuk. Orhan Gencebay'la görüştünüz. Orhan Baba'nın ofisine gittik. Evet. Triplex bir dairesi var. Evet. Şeyde, Tarabya'da. Evet. Tabii içeride misafirleri varmış. Şahin Bey görevlisi şeyin, konağın. Dedi ki sizi dedi, biraz da hava böyle soğuk tabii. Sizi bir üst kata alayım da dedi. Biraz bekleyin, misafirler ayrılınca sizi alalım dedi. Bizi bir üst kata çıkardı. Triplex daire olduğu için o kata normalde kimseyi almıyormuş yani. Dışarıda bekletiyorlarmış. Dışarı soğuk olunca bizi oraya yani nasıl aldı bilmiyorum ama işte evet, aldı evet. Bir şekilde. Evet. Oturduk tabii, Orhan Gencebay beste yaptı, odasına girdim ben. Orada oturuyoruz. Masasına oturdum. Klavyesi var orada. İşte o eski VHS kasetleri var. Çevirmiş olduğu, yapmış olduğu film kasetleri. Leyla ile Mecnun işte filan gibi. Onlara baktım. Onun o anılarını ben orada gözümden hayal ettim filan derken böyle bir atmosferde aşağıya indik tabii. Misafirleri uğurladı. Biz de dışarı çıktık. Orhan Baba bizi kapıda karşıladı. Hiç unutmuyorum. Bakın işte bizim kültürümüze bakar mısınız? Orhan Baba geriye çekildi. Hepimize önce buyurun dedi filan. Dedik ki baba olur mu yani siz buyurun ev sahibi olarak biz hayır dedi, bizim geleneklerimizde misafir önden buyurun dedi. Aynen bunu kullandı. Doğru. Ben orada da bir şok oldum tabi. İçeriye girdik tabi. Evet. Sürekli izliyorum ya, Orhan Gencebay işte karşımda oturuyor. Evet, evet. Bakıyorum böyle.
ya bir tarih gibi bir insan. Evet. O kadar bilgili, o kadar dolu ki. 2 saat ofisinde kaldık, 2 saat hiç müzik dinlemedik. Sazı dahi eline almadı. Orhan Baba Karadeniz fıkralarını anlatıyor, ben de Yozgat fıkralarını anlatıyorum. O anlatıyor, biz gülüyoruz, ben anlatıyorum, hepimiz gülüyoruz buradan. Evet. Böyle bir muhabbet oldu ki, bir şeyi unutmuyorum, Orhan Gencebay, yani biz işte bakın bu stüdyoda bile oturuyoruz, böyle bir rahatlık hissediyoruz değil mi? Ama Orhan Baba oturduğu koltukta böyle oturmuyor, bakın. Tam böyle duruyor. Yani geriye yayılmıyor. Böyle dik bir vaziyette, şu şekilde. Konuşurken de böyle. Ve şuna dikkat ettim. Konuşurken karşıdaki konuşmacının sözü bitene kadar kendi söze girmiyor. Ha, karşıdaki insan da anlıyor ki tam saygınlık. Ya o şeyi hissediyor yani, görüyor. O konuşurken de diyor benim susmam lazım diyor. Evet, evet. Gibi böyle güzel örnek bir insan. Müzikleri zaten tartışılmaz. Orhan Gencebay'da böyle bir anımız oldu. Evet. İnşallah yakın bir süreçte, geçtiğimiz gün yürüyüşte parmağını kırmıştı. Şu an iyi sağlık durumu. Evet. Hem bir geçmiş olsuna, ortam biraz rahatlasın. Bir tekrar bir ziyarete gideceğiz Orhan Baba'ya. Hayırlı sağ olsun. Orhan Gencebay'la anılarımız da bu. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Değerli Yozgat TV izleyicileri, haftaya farklı konu ve konuklarla görüşeceğiz inşallah. Şarkı okuyacak evet, mıyız? Şarkı okuyabilir miyiz? Evet, çıplak sesten. Ben genelde evet, bazı eserleri, onunla ilgili de kısa bir şey var, anlatayım. Nevşehir'de bir programdayız. Kendisi rahmetli oldu. Birinci sınıf emniyet müdürlüğünün doktor Nedim Uçar. Hı hı. Orada tanıdım kendisini. Şu anda TRT'ye geçmiş, 300'ün üzerinde eseri var. Evet. Evet. Böyle bir söz yazarı. Ben de orada program sunuyorum. Konya Aşıklar Bayramı'nın mucitlerinden merhum Fehmi Halıcı da orada. Ünlü yazarlar orada. Programı sunarken baktım bir şeyi var. Böyle bir gevşeklik var. İnsan rehavete kapılmışlar. Ben de dedim ki arkadaşlar, eğer arzu ederseniz değerli hocalarım da hoşgörüsüne sığınarak, havanın biraz hep şiir okunduğu için hava çok sıktı. Şiir şiir. Hı hı. Ben size bir şarkı yorumlayayım dedim ama böyle çıplak sesle. Başkanım bir sen de bir çıplak sesle. Memnun oluruz dediler ve evet, orada okudum. Sahnede inince Nedim Hoca yanıma geldi. Affedersiniz dedi hocam dedi, bir şey sorabilir miyim? Buyurun dedim hocam. Siz dedi TRT'de hiç çıktınız mı dedi. Hocam dedim ben Yozgat'tan dışarı çıkmadım ki TRT'ye. Her an çıkabilirim diye. Yani yok yok o anlamda ben Yozgat'tan dışarı çıkmadım TRT'ye evet, ne bileyim anlamında. Evet. Filan diye bir espri olmuştu. Hayırlısı ama dedi bu şey, çıplak sesten bu eseri okumak biraz zor, maharet ister dedi, başarılı okudunuz filan demişti de o eseri okuyalım isterseniz. Hadi buyurun efendim. Semahat Özden Sesin merhum Uşak makamında bir eseri. Evet. Her mevsim içimden gelir geçersin. Evet, Kelami Akdemir başkanımdan bir sanat eseri dinliyoruz. Evet. Her mevsim İçimden gelir geçersin, gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim, kalbim, kalbim iran edersin. Sen vefasız yolcu, kalbim, kalbim, kalbim iran edersin. Merhaba demeden elveda dersin. Sen ve
Kalbim, kalbim, kalbim viran edersin. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için, programımıza renk verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yozgat TV olarak bize böyle bir fırsat verildi. Siz de bizi Sarıkaya'dan kırmayarak programımıza geldiniz. Dolu dolu bir program geçti. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Yozgat TV'ye, değerli yöneticilerine, ekranları başında bizleri izleyen değerli konuklarımıza, sevgili izleyicilerimize, ayrı ayrı bu vakte kadar bizleri takip ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir haftaya farklı konuklarla, farklı farklı bir konuklarımızla tekrar bir arada olmak ümidiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah'a ısmarladık.